Arkadaşlar günaydın. Hoş geldiniz. Bugün geçen hafta kaldığımız yerden başlayıp tekrar devam edeceğiz. Bir ekran paylaşım yapalım. Günaydın Barış. Şimdi sizin arkadaşlar herhangi bir sorunuz vesaire varsa sorularınızı alıp öyle başlayabiliriz. Hani gelecek olan varsa onları da beklemiş oluruz. Yoksa ekran kontrolü yapalım. Ekran paylaşımı yaptım şu anda. Bir tane PDF var önümüzde. Bir ekranı kontrol edin. Benim sesimi kontrol edin. Görüntüde vesaire bir problem var mı? Bir kontrol edelim. Ondan sonra başlayabiliriz. Tamamdır. Sağ olun arkadaşlar. Tamam. Şimdi o zaman bugün ne yapacağımızı bir özetleyelim. Ondan sonra çalışmamıza, anlatmamıza başlayalım. Şimdi normalde OPAMP'lara başlamıştık. OPAMP'larla birlikte yapabileceğimiz devre tasarımlarına baktık. Bunların lineer uygulamaları ve nonlineer uygulamaları vardı. Biz nonlineer uygulamalarına başlamıştık. Lineer uygulamalar bitti. Bundan sonra da aktif filtreler dediğimiz elektronik devrelerde sinyalleri filtrelemek için kullandığımız bir elektronik devre tasarım uygulamaları var. Burada kondansatörler ve dirençlerle birlikte de sinyalleri filtrelemek için bazı özel devreleri tasarlayacağız. Bir sonraki aşamada da bugün başlarsak ona başlayacağız. Yetişirse ki muhtemelen yetişir. Ondan sonra da aktif filtreleri de tamamladıktan sonra soru çözümüne geçeceğiz. Muhtemelen Cuma günü tamamen soru çözümüyle birlikte dersi bitirmiş oluruz. Soru çözümleri bittikten sonra vaktimiz kalırsa genel bir tekrar yaparak nerelere çalışmanız gerekeceğini planla alakalı bir baştan sona kadar bir genel bir tekrar yaparız inşallah. Bugün diğer bir konumuz bahsettiğim OPAMP'ların nonlinear uygulamaları. Buradaki uygulamalardaki problem şu. Bildiğimiz böyle sabit denklemlerle birlikte hesaplamak yapmak biraz zorlaşıyor burada. AC sinyaller giriyor ve devrenin çıkışında ya AC ya AC'nin bir yeri kırpılmış haliyle birlikte bazı çıkış sinyalleri elde ediyoruz. Kondansatör kullanılan devreler genellikle var buralarda. Diyotlar var, transistörler var. Yani OPAMP'la birlikte eş zamanlı kullanılan farklı elektronik devre elemanları olduğunda biz nonlinear uygulamalar olarak bahsedebiliyoruz. Tabi hepsine genelleme yapmak mümkün değil. Burada mesela yeni bir konumuz iyileştirilmiş yarım dalga doğrultucular diye geçiyor. Burada OPAMP'la birlikte iki tane diyotumuz var ve amacımız AC sinyal verdikten sonra ki bu AC sinyali gösterelim işaretleyelim hemen. AC sinyal şurası. Bu sinyali verdikten sonra daha önce yarım dalga doğrultucuları işlemiştik. Yani siz işlemişsinizdir. Elektronik bir dersinin başlangıcında. Bunu sadece diyotlarla birlikte yarım dalga doğrultucu çıkışı elde ediyordunuz. Burada ise diyotla birlikte bunun yanına bir opamp ekleniyor ki burada bir gerilim takipçisi var. Gerilimleri takip ederek dışarıya bir yarım dalga doğrultucu elde ediyoruz. Ancak bunun diğerinden farkı bir iyileştirilmiş olması ve hassas doğrultucu yapma yani hassas bir doğrultma işlemi yaptığından dolayı bu tarz bir doğrultma işlemi de kabul edilebiliyor, tercih edilebiliyor. Yani evde deney yapacaksınız mesela. Yarım dalga doğru yarım dalgaya ihtiyacınız var. Tek dalga almayacaksınız gibi sinyal olarak. Basitinden böyle bir devre tasarlayarak kullanabilirsiniz. Buradaki V0 böyle V0 yani çıkış ve giriş karakteristiğine bağlı olarak pozitif ve negatif alternanslardaki birbirlerine oranlarını gösteriyor burada. Bu durumda da İkisinin birbirine oranı eksi R2 bölü R1 ile birlikte ayarlanabiliyor. Yani siz bir yandan doğrulturken bir yandan da kuvvetlendirebiliyorsunuz. Sinyal burada dikkat edersek eksiden verilmiş. O yüzden bir evirme söz konusu. Normalde üst taraf böyle çıkması gerekiyordu. Ama pozitif tarafı tamamen silmiş. Negatif tarafı ise ters çevirmiş sinyali. O yüzden başında da bir eksi R2 bölü R1 kazanç katsayınız var. Burada da sinyalin kaç kat artıp azalacağını düşünebilirsiniz.
Günaydın Eyüp, sen de hoş geldin. Bunu bir matematiksel algoritmayla düşünecek olursak, AC sinyali iki parçaya bölelim. Sol taraf pozitif alternansımız, sağ taraf negatif alternansımız. DI sinyali sıfırdan büyük olduğu anda, yani pozitif olduğunda biz çıkışta ne vermemiz gerekiyor? Şu kısmı tekrar görelim. Çıkışta sıfır görmemiz gerekiyor. Şu kısım. Girişte pozitif olduğunda çıkışta ben sıfır görmem gerekiyor. O zaman algoritmam benim giriş sıfırdan büyükse çıkışımız sıfıra eşit olacak. Peki sıfırdan küçükse girişimiz yine diğer ters tarafta. Giriş sıfırdan küçükse çıkışımız eksi R2 bölü R1 çarpı VI, yani giriş demektir. Buradan anlayacağımız şey şu. Normalde diyotlarla birlikte sadece doğrultma işlemi yapıyorduk. Kazanç katsayısı vesaire bir şey olmuyordu. Ne giriyorsa onu çıkartabiliyordunuz. Herhangi bir kuvvetlendirme ya da azaltma yapamıyordunuz. Ancak burada op-amp'la birlikte yaptığımız zaman bu işi dirençlere bağlı olarak girişteki sinyalimizin çıkışını değiştirebiliyoruz. Büyütme, yükseltme ya da küçültme işlemleri yapabiliyoruz. Yalnız buradaki bir fark var. Eksi işaretini unutmuyoruz. Bu eksi işareti sinyalin ters döndüğünü gösterir. Yani biz yarım dalga doğrultucu yaparken sinyalin artı olan kısmında bir oynama yapıyoruz. Artı ile eksi yer değiştirmiş oluyoruz. Çıkış genliği de R1 ve R2'ye bağlı olarak değiştiğini hatırlatalım. Şimdi peki bu devre çalışırken altı artıda ve ekside nasıl çalışıyor onu bir inceleyelim. Şimdi sinyal iki parçaya bölünmüş. Birisi eksi birisi altı artı alternans. İki numaralı artı. Öncelikle ondan başlayalım çünkü ilk gelen sinyal o. Sinyal gitti. Yukarıdan geliyor. Şimdi şu düğüm noktasına geldiğimiz zaman, bu düğüm noktası, hatta şu düğüm noktasında diyot sağdan ve soldan gidecek. Sağdan gittiğini düşünelim. Aşağı doğru inebilir mi? İnemez. Diyot var burada çünkü. O yüzden buradan gitmiyor. Tek bir yol takip etmesi gerektiği için. Buradan devam edip D1 diyotun üstünden o pompanın içinden içeriye doğru akıp toprağa doğru gidiyor. Yani amacımız kaynakla toprağı buluşturmak. İkinci durumda, yani pozitif geldiği zaman bu şekilde işlem görüyor. Peki negatif görürse nasıl bir işlem görecek ona bakalım. Şimdi bir de ilk başta şöyle düşünelim. Akım nereden nereye akıyor onu da başlangıçta belirlemek sizin için kolaylık olur. Şimdi birinci durumdayken 5 volt diye düşünelim. Şu an örnek vermek adına anlatıyorum. 0 volt. Akım 5'ten 0'a mı gider? 0'dan 5'e mi gider? Büyük voltajdan küçük voltaja doğru gideceği için akımı biz toprağa doğru getirmeye çalışıyoruz. Peki eksi 5 volt olursa ne olur? Topraktan eksi 5'e doğru bir akım akması gerekiyor. O da şimdi op-amp'ın içinden çıktı. Bir numaralı hattı düşünürsek. Şu noktaya geldiğinde soldan mı gider, yukarıya mı gider? Sol taraftan diyot kesimde olacağı için diyotlar neydi? Tek yönde akım geçirirdi. O yüzden sol tarafa doğru gidemiyoruz. Yukarıya doğru gittik. Siyah hattı takip ediyoruz. Oradan da kaynağa geliyoruz ki bu da eksi 5 volttu zaten. Eksik sinyal geldiğinde de bu şekilde bir çevrim sağlanıyor. Bunlar basit ama faydalı uygulamalar. Çok işinizi görür. Özellikle bu elektronik devre tasarımları konusunda çalışmak istiyorsanız piyasada. Yani yapboz oyuncağı gibidir, Lego gibidir. Önce bir kısmı yaparsınız, çalışır. Stabil çalıştığını görürsünüz. Farklı devrelerden örnek alırsınız. O çalıştıktan sonra artık onun üstüne bir şey koyarak devam edeceksiniz meslek hayatınızda. Yani bu devre tamam. Bu işi gören bir devreye tasarladık, bitti. Yeni bir işe ihtiyacınız olduğu zaman ona özel bir devre tasarlıyorsunuz. Daha sonra bu ikisini birleştiriyorsunuz. Bu şekilde birleştirme işlemleriyle birlikte yani devrenizin katmanlarını arttırabilirsiniz. Şimdi burada da bir yarım dalga tam dalga doğrultucumuz var. Bunun tasarımında ise iki tane durum var. Şimdi birincisinde sinyalimizi öncelikle bir kaba taslak anlatalım. Giriş sinyalimizi verdik. Üstteki devremize benzer olarak ama alternansı bakın aşağıda doğrultucu. Çünkü diyotların yönleri değiştirilmiş. Hatta bakalım şöyle bir kısaltıp biraz küçülttük. Üstteki diyota bakın. Bu diyot
D2 normalde yukarı doğru ama burada aşağı doğru. D1 diyotu sağa doğru, burada sola doğru. Diyotların yönünü değiştirdiğimiz zaman diyotun çıkışındaki pozitif alternansın yarım dalga doğrultucunun yönünü değiştirebiliyorsun. Çünkü o alternans zaten akımı tek yönde geçirmekti. Tek yönde geçirdiğimiz zaman hangi yönde geçirmemizi belirlediğimiz zaman işlemlerimizi kolaylaştırabiliyoruz. Birinci kısımdaki çıkış bu. Yani girişi VI'den verdik. Şurasını VI'di olarak düşünürseniz. VI'den verdik. Bu VHW kısmından birinci çıkışımızı aldık. İkinci opantta ise bu çıkışımız yani VHW girişimiz ve ayrıca VI sinyalini bakın R4 sinyaliyle birlikte devreye tekrar bağlanmış. Yani burada bir toplayıcı devre var. Ya da eksiye bağlandığı için evet bir toplayıcı bir devremiz var. Buradaki R5 katsayısı da AR olarak belirlenmiş ki bu daha önce tasarımda işlemler yapılarak çıkartılan sayısal parametrelere bağlı olarak elde edilmiş bir değer. Birinci kısımda yarım bir dalga doğrultusu var. Öyle düşünüyoruz. İkinci kısımda nasıl bir dalga var? Şu şekilde bir dalga var. Bu iki dalgayı toplayarak sistem bize bir çıkış dalgası elde ettiriyor. Tam dalga doğrultusu elde ettiriyor. Tamam bakalım tekrar. Şimdi şu üstteki kısımları da silelim. Şimdi bu tam dalga doğrultucumuz şu şekilde çalışıyor. İki tane farklı bir opamp devresi var. Üst üste kaskat bağlanmış. Bunu şu şekilde düşünüyoruz. Birinci girişimiz bizim VI. Bu VI'yi elde ederek bu VHW kısmında bir çıkış oluşturmuştuk daha önce yukarıda hatırlarsanız şurada. Bu çıkış zaten devrenin çıkışıydı. Buradan biz yarım dalga doğrultucu alıyorduk hatırlarsanız. Neydi? Hem de ters işaretçiydi. Şuydu. Aynı devreyi kullanıyoruz. Fakat burada diyotların yönünü değiştiriyoruz. Yönünü değiştirip, bu arada bu devre hazır devre. Daha önce tasarlanmış diyotların yönleri istenilen çıkışı elde edecek şekilde dönüştürülmüş. O yüzden hani ya şunu yaparsak ne olur diye düşündüğünüz zaman yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ama bu özel bir tasarlanmış hazır bir devre. Yani ders konusu gibi düşünün. Örnek soru çözmüyoruz şu anda. Bir ders konusu olarak düşünün. Bu VHW birinci opampımızın bizim çıkışı. Daha sonra ikinci opampımızda ise birinci opampın çıkışını ve birinci opampın girişini yani buradaki girişimiz var bizim. Şurası VOUT1 dersek ikinci opampta VOUT1'i ve V girişimizi alarak yani VI'mızı alarak ayrıca bir toplama işlemine tabi tutuyoruz. Burası da hatırlarsanız neydi? Eksiden bir geri besleme ile birlikte eksi uca bağlanmış dirençler ve dirençlerin ucundaki gerilimler var. Hemen devremizi de açalım formül kağıdımızı. Şimdi opamptaki geri beslemeli bir devreye bakalım. Toplama devresi direkt şu. Bakın buradaki devrede ne yapılmış? Eksiden bir geri besleme ile birlikte eksiye kaynaklar ve dirençler bağlanmış. Artı ise toprakta. Şimdi bizim az önceki devremize bakalım. Artı toprakta aynı şekilde eksi de bir geri besleme direnci ve bu dirence bağlı olarak yine eksiye bağlı olarak direnç ve bu V0H'taki çıkış gerilimimiz. Direnç ve bu dirence bağlı giriş gerilimimiz. Yani sağ tarafta bir toplayıcı devre var şu kısımda. Ön tarafta ise hassas bir doğrultucu var. Bu da yarım dalga doğrultucu. Burada yarım dalgaya nasıl doğrulttuğunu görüyoruz. Pozitif alternansı eksiye çeviriyor. Negatifi ise sıfırlayarak gönderiyor bize. Daha sonra da diğer bir girişte ise tam bir dalgamız var zaten. Bunun ikisini toplayarak
belli katsayılarla birlikte toplayarak çıkışa bir tam dalga doğrultusu olarak iletiyor. Durum bu şu anda burada. Şimdi bunun algoritması nasıl çalışıyor? Matematiksel olarak ona bakalım. Şimdi V0 çıkışımız R4 direncine, devreyi yan tarafımıza açalım değil mi? Daha belki anlaşılabilir. Bu devremiz. Sol tarafta da denklemimiz var. Şimdi V0 çıkışı, yani devrenin tamamen çıkışı analiz yapıldığında R5 bölü R4, yani eksi R5 bölü R4 VÖ eksi R5 bölü R3 çarpı VHW. Bu neydi? Toplayıcı devre demiştik değil mi biz? Yani R5'e bağlı olarak ve her bir kaynağın bağlı olduğu dirence bağlı olarak orantıladığımız zaman bir toplayıcı devre formülü bu. Yani burada bir garip bir şey yok. Belki garip hesaplayacağınız nokta bu VHW. Onu da zaten yukarıda daha önce hesaplamıştık. Şimdi burada algoritma şu şekilde çalışıyor. VI girişimiz sıfırdan küçük olduğunda yani eksi alternansta şu kısım için konuşuluyor. Sıfırdan küçük olduğunda diyor ki V0H sıfırdır. Yani şu kısmı sıfır yapıyor. Bu şekilde hesaplama yaptığınız zaman, burayı almadığı zaman bu kısım neydi devrenin? Şöyle çizelim. Şu tam bir alternans olmadı. Devrenin alternansı bu, birincisi. Diğeri ise şu şekilde. Şimdi VI girişi bu şekilde girdiğine göre biz şu sağ tarafa alıyoruz. Bu VI kısmı, şu kısım VI. Buradaki ise VHW. Demiş ki VI giriş, yani üstteki giriş sıfırdan küçük olduğunda VHW sıfırdır demiş ki zaten sıfır. Şu anda biz onu görüyoruz. Eğer V sıfır, VI sıfırdan büyükse, şu sol taraf için bakıyoruz bu sefer. VHW şu aşağıdakinin nasıl elde edildiğini daha önce biz denklemden çıkarımını yapmıştık. Eksi R2 bölü R1 çarpı VI'ydi. Bu denklemleri elde ediyoruz. Yani bu zaten daha önce yarım dalga doğrultucuyla birlikte elde edilmiş denklemdi. Yukarıda biz bunu elde etmiştik. Bakalım tekrar nerede yazıyor denklemimiz. Şuradaki denklem hatırlarsanız. Sadece diyotların yönü değişmiş. Yönü değişmesi denklemi değiştirmemiş. Şimdi bununla birlikte şimdi V0 çıkışı nasıl oluyor ona bakıyorum. Şimdi iki devreyi de yani iki ifadeyi de V0 VI'ya sadece girişe bağlı olarak ifade edildi şu anda. Şimdi ise V0 sadece VI'lara bağlı olarak elde edilecek. Burada da şöyle bir ifade yapılmış. Çıkış değeri V0 sıfırdan küçükse biz bunu pozitif alternansa çevirmek istiyoruz. Yani şu sol taraftakini tam dalga doğrultu yapacağımız için sinyal şu şekilde dönüşecek. Dönüşmesini istiyoruz. Normalde şu tarafta sinyal neydi? İkisini toplarsak. Üstteki ile alttakini. Yani VI ile VWH toplarsak şöyle bir sinyal elde ediyoruz sadece. Bu ikinci kısım için sıfırdan küçük olduğunda sinyali eksi AN çarpı VI ile çarpılmış. Yani bir eksi katsayı ile çarpılarak kuvvetlendirilmiş. Peki biz buradaki ters işareti görüyorsunuz. Bunu siz eksi bir işaretle çevirirseniz zaten yukarıya doğru olduğu gibi alıyorsunuz. Rahat bir şekilde negatif olan tarafı direkt doğrultmuş olduk. Çünkü VI ile VWH'ı topladığımız zaman nasıl bir sinyal yaptı? Zaten WH 0 olduğu için direkt VI'yi görüyoruz. VI'yi de eksi bir sayıyla çarptığınız zaman ters döner, yani pozitife döner. Burada da A katsayısı ile birlikte kuvvetlendirmek istediğiniz oranı belirleyebilirsiniz. Yani 2 kat mı büyüyecek, 1 kat azalacak mı? Onunla kendini de ayarlayabiliyorsunuz burada. İkinci kısımda ise VI ile VWH, yani şu kısım için burada da W'nun, VI'nin da çıkışı verilmiş. Bir denklemimiz bu. WH çıkış. Şunu burada yerine yazıyoruz. Ayrıca kendisinin değeri var zaten. Bunlar birlikte toplanıyor.
Bu toplamayla birlikte AP katsayısı çarpı VI'ye bağlı olarak bir denklem elde ediliyor. Niye? Şu kısımda şimdi R4 bölü R3 çarpı WHV olan kısımda artık R5, R3, R2, R1 ve VI değerleri var. Ön tarafta da VI değeri var. Bunlar VI parantezine alındığı zaman işte R4 ve R5'lerin artık dirençlerin birbirine oranlı AP katsayısıyla gösteriliyor. Bu AP katsayısı nasıl bir katsayısı birazdan söyleyeceğim. Bu büyük olduğunda da AP katsayısıyla VI'yi çarptığınız zaman yine karşıya çıkış olarak pozitif zaten pozitif sinyal geliyor. Şimdi bu katsayılara bakalım nasıl bir katsayıymış. AN dediğimiz katsayımız eksi zaten başında eksi var. R4 bölü R5 katsayısı. AP katsayısı ise başlangıçta eksi ise R2 çarpı R5 bölü R1 çarpı R3 eksi AN. Yukarıdaki o denklemin parantez ifadelerini aldığınız zaman böyle bir ifade geliyor. Bunlar tasarım sorusu olduğu için burada ne sorulabilir size? Giriş sinyali verilir, çıkış sinyali verilir. Çıkış sinyalinin katları, genlikleri verilir. Derler ki bu çıkış genliğini elde edilecek devreyi tasarlayınız. Buradaki devreyi tasarlayınızdaki kısım devre zaten hazır. Siz sadece dirençleri belirleyeceksiniz. Dirençlerin hangi değerlerde olması gerektiğini belirleyeceksiniz. Bu durumda mesela şuradaki R4 bölü R5 bölü R4'teki dirençleri belirlemek için hangi duruma bakıyoruz? Pozitif negatif alternansın döndürme kısmına. Yani şu kısmının genliğine bakıyoruz. Bu genlik birebir gelmişse demek ki R4 ile R5'i siz orantılı alabilirsiniz. Bir alabilirsiniz. Yani işte ikisi de 5K, ikisi de 10K, 40K seçebilirsiniz. Daha sonra AP kısmında ise pozitif olan alternansın genliğine bakarak kaç kat büyümesini istiyorsanız o büyüme oranına bağlı olarak burayı o katsayıya eşitleyeceksiniz. Mesela buranın da 1'e eşit olmasını istiyoruz. Biz giren sinyalin olduğu gibi çıkmasını eşit istiyoruz. O zaman burası eşittir 1 diyoruz. Negatif alternansımız da 1 kat büyümüştü. Bunu karşıya geçirirsek o zaman ne olur burada? R2, R5, R1, R3 eşittir 2 oldu. Peki biz burada bildiğimiz ne vardı? R5 ile R4'ün oranını biliyorduk. İkisi birbirine eşitti. Bunlardan birine 40K verdiysem, işte bunu 40K verdiğimizi düşünelim. Bu 4 tane direncin oranı 2 olacak şekilde diğer dirençleri de birbirine bir şekilde dağıtabilirsiniz. Örneğin burası da 40 olur. R3'ü de 40 yaparsınız. R1'i de 20 yaparsınız. Bu durumda tasarladığınızda dirençler eşit olabilir. Yalnız burada şöyle bir tasarım yapılmış. R1 ve R2 birbirine eşittir denilmiş. R4 R'ye eşittir demiş. R3'ü de R/2 tarzında bir oran yapılmış. Burada da zaten işte katsayıları aslında hangi değerler olacağı belli. Yukarıda da size oranları söylenmiş. Tasarımdan sonra ortaya çıkan oran da bunu ifade ediyor şu anda. Yani dalga doğrultucu, tam dalga ya da yarım dalga doğrultmak istediğiniz zaman gelen sinyalin genliklerinin kaç kat büyütüleceğini, azaltılacağını ayarlayabilmeniz için hassas doğrultucular kullanılır ki bunlar da ideal opamplar ya da herhangi bir opampla birlikte iki tane diyot kullanıyorsunuz. Burada diğer doğrultuculara avantajımız şudur. Genliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Genliklerini ayarlamak için de dirençlerin belli birbirine oranları var. Bu oranları artık istediğiniz tarza yükseltebilmek için ya da alçaltabilmek için dirençlerin değerlerini değiştirerek orantılama işlemleri yapabiliyorsunuz. Bu bir tasarım sorusudur. Yani siz bir mühendissiniz, size bir problem verilir. O probleme istinaden bir devre tasarlayın denir. Elinizdeki tek materyal tasarlayabileceğiniz devre. Bunu şu şekilde düşünün. Bilgisayar mühendislerine bir işi yapan program yazmaları istenir. Sizde de aynı şekilde bir süreci gerçekleştiren elektronik devre tasarlamanız istenir. Yani bu elektronik dersini aldığınız zaman biz elektronik devreleri çözebiliriz diye düşünmeyin. Elektronik devre tasarlayabilirsiniz. Bu devre dersin esasen amacı o. Küçük küçük blok devreler ve bunların çözüm analizleri size gösterilir ki her bir küçük devrenin çözüm mantığını anladığınız zaman siz o devreleri büyütebilirsiniz ya da aynı mantığı farklı elektronik devrelerde uygulayabilirsiniz. Bu sayede herhangi bir süreci gerçekleştiren sanki bir program yazıyormuşsunuz gibi ama elektronik devre kartı oluşturursunuz. Yani program yazmayla elektronik devre kartı oluşturma olayları aynı. Sadece bizdeki süreç biraz daha zahmetli. Çünkü devredeki matematiksel formülleri, analizleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Simülasyon yapmanız gerekir. Ve ayrıca bu devreyi doğrulamanız için gerçekte bir baskı devre almanız gerekir.
Tabii bunların da ayrıca kendi içinde süreçleri var. İşte bilgisayar mühendisleri sadece yazılım yaptığı zaman simülasyon yapabiliyorlar, hemen çalışabiliyor. Ama bunu onlar da eğer bir donanım üzerinde çalışıyorsa zaten gömülü sistem olayına dönüyor. Orada elektronik bilgisine de ihtiyaçları var. Bazı yerlere elektronik kartları tasarlayıp yerleştirmeleri gerekiyor. Yani süreç birbirine benzer. Bir de bu açıdan bakmaya çalışın bu derse. Elektronik dersi bilgisayar programlama gibi bir işi programlayabildiğimiz, elektronik kart tasarlayabildiğimiz devre ders diye düşünebilirsiniz. Buradaki olay da buydu. Şimdi burada diğer bilgilere bakalım. Şimdi yukarıdaki denklemlere göre tasarlanacak dirençlerin, devrelerin dirençlerinde belli bir orantılama yapılmış burada. AP ve AN çıkış genliğini etkiler. Tasarlanacak devrede AP ve AN değiştirilerek genlikleri ayarlayabiliriz. Burada AP'yi, AN'yi birbirine eşit, onu da A diye seçersek ki ikisi de 1 olacağını düşünürsek, yani çıkışı olduğu gibi aynı katsayıyla çıkartmak istiyorsak eğer. İstemiyorsak o artık orantılanır. Bu şu anda giriş ve çıkışın tam dalga doğrultucu için giriş sinyalini biz tepe genliğini değiştirmeden olduğu gibi sadece dalgaya doğrultarak çıkartmak istediğimizde tasarlayacağımız devre parametre ne olmalı, ona bakıyoruz. Şimdi AP, AN ikisi de eşittir, biz A diye bir kazanç katsayısı belirlersek ikisinin de kazancını, hani grafikleri şöyle düşünün. Sinyalimiz burada. Diğerinin büyük değil de ikisinin de biz aynı olmasını istiyoruz. O yüzden şuradaki kazancımızın katsayısını AP dersek, sağdakine de AN dersek, biz bunların ikisinin eşit olduğu bir devre tasarlamak için burada o devre parametrelerini hesaplayacağız. Ama birisi farklı olmuş olsaydı bu tasarımı yapamazdınız. Yani biz size bir tanesinin mantığını gösterip siz diğer ikisini çözebilirsiniz. Şimdi burada pozitif alternans için VI sıfırdan büyük olduğunda kazanç katsayımız olduğu gibi A çarpı VI olarak hesaplanıyor. Peki negatif alternans olduğunda o da eksi A katsayısıyla hesaplanıyor. Ne demiştik? AP ile AN birbirine eşitti. Şu ikisini de artık gidiyor. Burada biz bunun çıkışını başka bir ifadeyle elde etmek istersek A kazanç katsayımız çarpı mutlak değer içerisinde VI. Niye? VI zaten değişiyordu. Sinyal değiştiği için A artı ve eksi olarak kendisinden gelen bir değer vardı. A katsayısı ise sabit bir katsayı olarak düşünebilirsiniz. Sadece bir artısı eksisi yok. Bu durumda R1, R2 ve R4 direncini eşit alıp onu da bir R direncine eşitleyip R3'ü bunların yarısı kadar alıp R5'i de ise A çarpı R şeklinde, kazanç çarpı R şeklinde bir ifadeye dönüştürebiliyoruz. Burada A kazancımızı gösteriyor. Yani giriş sinyalinin tepe genliği 10 mu geldi? Biz kaç çıkartmak istiyoruz? Tekrar 10 çıkartmak istiyorsak A 1 demektir. 1 ile çarpılı demektir. 2 katına çıkartmak istiyorsak, yani 20 volt olursa A kazanç sayımız demek ki 2'dir. Buradan kazancın bunun olduğunu düşünebilirsiniz. Durum bu şu anda. Şimdi devam edelim. Başka ne var? Onlara bakalım. Şimdi 18 bitti. 19 bitti. Sayfa 20. Bir dakika arkadaşlar, şarj bitiyor. Şimdi bu sinyalimiz de bir farklı bir hassas doğrultucu yine. Bunların nasıl çalıştığına bakalım. Şimdi böyle bir devremiz var. Yine bir AC sinyal uyguluyoruz devreye. Sağ tarafta hassas bir doğrultma işlemi yaparak
devrenin çıkış sinyaline bakacağız. Nasıl bir çıkış elde ediyor? Çıkışta tam bir sinyal yok bu sefer. Belli bir matematiksel formülü var. Çıkış giriş sinyalimiz gene AC sinyalimiz. Bu devrede D1 var. D2 tane diyotumuz var. İkinci tarafta ise düşünürseniz şurada bir genlik değeri giriyor sisteme. Ayrıca burada bir genlik değeri ya da Bx noktasındakiyle birlikte R olarak da düşünebilirsiniz bunu. Yani sol tarafta sanki bir evren devre varmış gibi şöyle düşünelim. Şu ikinci kısımda hani biz girişler verdiğimiz zaman ne yapıyorduk? Birinci girişi ve ikinci girişi tek tek hesaplayıp yani süperpozisyon teoremiyle hesaplayıp daha sonra çıkışta diyorduk ki birincinin etkisi çıkışa şu, ikincinin etkisi çıkışa bu. İkisini topluyorduk çıkış elde etmek için. Burada da aynı işlem uygulanabilir. Şimdi burada da ne yapıyoruz? Birinci devremizin çıkışı D2'den sonraki, hatta şurada bir çıkış var ama burada sadece neye geçiriyor devremiz? Şimdi böyle negatif bir sinyal geldiğini düşünürsek bu diyot eksi tarafını geçirmeyecek. Sadece böyle bir sinyal geçirecek. Şu an çıkışı bilmiyorum. Sadece örnek vermek amaçlı bu diyotun ne işe yaradığını size göstermek için söylüyorum. Bu diyot birinci diyotun, birinci op-amp'ın çıkışından gelen sadece artı değerleri geçirmek için kullanılmış. Burada D1 diyotumuz var. Bu da şu kısma gelen geri besleme yapılmış ama geri besleme aslında ileri besleme yapılmış. Sadece eksi ucundaki çıkışa aktarılmış. Çıkışa eklenmiş gibi de düşünebilirsiniz. Diğer durum da bu. Dirençlerimiz var. Bunlar tasarlanmış. Tasarlamaya göre bunların ikisinin birbirine eşit olabileceği tespit edilmiş. R3 ise A-1 yani bir kazanç katı sayısı elde edilmiş. Onun -1 bölü R'ye orantıladığımız zaman R3 direncini de bu şekilde hesaplıyorsunuz demiş. Şimdi giriş sinyalimizin pozitif alternansına ve negatif alternansına bağlı olarak çıkıştaki hesaplamalar nasıl yapılıyor ona bakalım. Şimdi birinci devremizde pozitif alternans verdiğimiz zaman birinci durum. İkinci durum ise negatif alternans verdiğimiz zaman. Her bir durumda bazı diyotlar çalışıyor, bazıları çalışmıyor. Hangi diyot çalışıyormuş bakalım bilinsin diye. Biz pozitif verdiğimiz zaman D1 diyot çalışıyormuş. Şuradan geldi. Birincisinde. Negatif buradan bir besleme yaptı. Bu ne olmuş oldu? Pozitif verdik biz. Ama eksi bacaktan başladık. Evirdi sinyali eksiye dönüştürdü. D2 diyotu eksiyi geçirir miydi? Geçirmezdi. O yüzden D2 diyotumuz da çalışmıyor. Bu durumda D2 çalışmadığı için buradan bir akım geçişi olmuyor. Burası açık devre olarak düşünüyoruz. Tek giriş sadece bu R4 direnci üstünden bir giriş uygulanıyor V artıya. Ayrıca yine VI, R1 ve R2 üstünden yine dışarıdaki devreye yani ikinci devredeki op-amp'ımıza uygulanıyor ve çıkışımız şu şekilde hesaplanıyor. AP çarpı V0 diye düşünürsek AP kazanç katsayımız da bu şekilde hesaplanabiliyormuş. Burada diyotların açık ya da kapalı olması devrelerin belli bir kısmının çalışıp çalışmadığını gösteriyor ve bu durumda devreleri sadeleştirebiliyorsun. Şimdi eksik kısmına gelelim. X'e alternans verdiğiniz zaman D1 diyotu çalışmıyor, D2 diyotu çalışıyor. Ondan sonra da ona bir daha bakalım. Eksi verdiğimizde sinyal buraya doğru geldi. Şurası eksi bir sinyal. Eksi. Eksiyi geçirir mi? Bu taraf artı olması gerekiyor yani akması için. Bir potansiyel farkı olmadığı için eksiyi geçirmiyor. Ama eksi sinyal geldi. Bu devremiz evrende. Şu kısmı artı yaptı. Şu şekilde de bakarsak artıdan eksiye doğru gider mi? Gitmez. O yüzden D1 diyotu çalışmıyor. Burası artı. O yüzden akım geçtiğini düşünürsek diyot D2 diyotu çalışıyordur. Burada D2 diyotu çalışır. D1 diyotu çalışmaz. D1 diyotu çalışmadığı zaman burası zaten bir açık çevrim kazancı var burada. Buraya bir voltaj geçer. Sonra D2 ile birlikte ikinci op-amp çalışmaya başlar. Burada da bir X noktasında bir düğüm gerilim denklemi yazılıyor. X noktamız neresi? Tekrar bakalım buna. Şu nokta. Bu noktada içeriye doğru akmıyor. Şimdi D1 diyotu çalışmıyorsa, op-amp'ın içine de akım akmıyorsa, sağa doğru giden akımla sola doğru giden akım birbirine eşit olarak düşünebilirsiniz burada. Yani genlik olarak eşit ama birbirinin ters işaretlisi. Ya da ikisini giriyor olarak gibi düşünürsek ya da ikisini çıkıyor gibi olarak düşünürsek matematiksel olarak birbirine eşit diyebiliriz. Burada şöyle yapayım, yan tarafa alalım.
x noktası için biraz daha yaklaştıralım. Bu x noktasındaki denklem şöyle yazılmış. 0 eksi vı, vı'ya doğru gidiyormuş gibi, bölü r1 eşittir. Şimdi akım buradan gidiyormuş gibi yazdık. İkinci akımı ise sağ taraftan geliyormuş gibi yazacağız. Sağ eşit olması için birbirine eşitleyeceğiz sonra bunları. Sağ taraftan geliyor olması ne demek? V0'dan orta noktaya doğru geliyor. Orta nokta Vx bizim için 0. Nasıl tespit ettik? Birinci opampın artı bacağı 0'a eşit. Biz ne diyorduk? Opampın içinden bir akım akmayacağı için potansiyel fark oluşmuyorsa bu noktalardaki gerilimler birbirine eşittir diyorduk. O zaman bu nokta ta ki 0'ı görene kadardır ve 0'a eşittir. Yani 0'dan Vi'ye akan akımla V0'dan 0'a akan akım birbirine eşittir. Burada bu denklemi yazdığımız zaman burada bir içler dışlar çarpımı yapıp V0 ile Vi'nin oranını aldığımız zaman işte V0 eşittir eksi An çarpı Vi gibi bir ifade elde ediliyor burada. An'yi de R2 artı R3 bölü R1. Zaten şu artıları yukarıya gönder. R1 de burada kalıyor. Vi'yi de aşağı gönderdiğiniz zaman direkt bu katsayı elde etmiş oluyorsunuz zaten. Tabi burada eksi önceden konulmuş başına. O yüzden AN'nin içerisinde tekrar ayrıca bir eksi yok. Biz pozitifteki negatifteki çıkışı birbirine eşitleyip yine artıdaki ve eksideki alternans için tek bir katsayı elde ettiğimiz zaman bunun AP'ye ve AN'ye ikisine de şu üsttekine de tek bir kazancı eşitleyebiliriz. Yani her iki durumda da bize aynı kazancı versin. Genliklerde herhangi bir değişiklik olsun istemiyoruz dediğimiz zaman böyle bir ifade elde edebiliyoruz. O zaman mutlak değer Vi çarpı A diyoruz kazanç katsayımız. Bu durumda bu şartları sağlayacak şekilde dirençler tasarlandığında R1 ile R2'nin birbirine eşit olması isteniyor. Şu denklemi alıp yukarıdaki denklemle birbirine eşitliyoruz. Bu iki denklemi birbirine eşitlediğiniz zaman zaten üst tarafta bakın R2 artı R3 geliyor yukarıda. Bölü R2. Aşağısı da aynı şekilde bakın. Üstler birbirini götürürse R1 ile R2 birbirine eşit çıkıyor zaten. O yüzden R1, R2 o da eşittir R demiş. R3 kazanç katsayısı ise bunlara R dedikten sonra elde edilen hesapta A-1 bölü R'ye karşılık geliyor. Yine aynı denklemde şuraya siz A derseniz eşittir. R3'e ve R2'ye ve R1'e ne dedik? R dedik. Artı R3 bölü R diyorsunuz. Buradan R3'ü çekeceğiniz zaman AR eksi A oluyor. Yani şurası içler dışlar çarpımı yaptığınız zaman ne olur? AR eksi R eşittir. R3'tür. Buradan siz bunu R parantezine aldığınız zaman zaten şuradaki ifadeyi elde etmiş olursunuz. Yani matematiksel ifadeler var. Muallak bir şey yok. Direkt topla çıkart böl. Zaten hayali bir işlem yapamıyorsunuz. Kurallar olduğu için. Yani işte ben çıkartayım, şuradan farklı bir katsayı elde edeyim olmuyor. Kuralına göre uyguladığınız zaman çok rahat denklemleri çıkartabiliyorsunuz. Bu devrenin tasarımı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi logaritmik alıcı devreler var. Bu devre nedir? Aslında bundan sonraki devrelerimizde biz matematiksel soruları nasıl çözebiliyoruz? Onlara özel devre tasarladığımız zaman nasıl bir devre oluyor onlara bakacağız. Şimdi bu devre logaritma alıyor. Yani siz hesap makinesinden herhangi bir sayının logaritması aldığınızı düşünün. Siz bunu hesap makinesiyle değil de elektronik devreyle yapmak istiyorsunuz. Girişten logaritmasını aldırmak istediğiniz sinyali gönderiyorsunuz. Çıkışta size bunun logaritmasını alıp veriyor devre. Yine buna benzer olarak yine logaritmasını alıyor. Bu sefer diyotla yapılmış, üstteki BJT ile yapılmış. Burada da diyotumuz var.
Bir de bunun antilogaritma alma devresi var. Yani iki devreye karşılık muadil. İkisini şöyle büyütelim sayfayı. Mesela şu devreyi düşünün. Yukarısı logaritma ise şurası antilogaritma. Ne yapılmış? Dirençte diyotların yerleri değiştirilmiş. Artık logaritmasını yani logun içerisindeki sayıyı siz verdiğiniz zaman VI'yi direkt logaritma alınmış alınmamış halinin tersini verip sistem size veriyor. Üst alma devresi gibi düşünebiliriz bunu. Diğer devrede ise bakın yine BJT yukarıda. Bu BJT ile direncin yerleri değiştiriliyor. Tabi akımlarında yönü akacak şekilde bakın. BJT buraya gelmiş. Diyot bu tarafa, direnç bu tarafa yukarıya gelmiş. Biraz daha küçültelim. Burada da bu devrelerin şimdi matematiksel ifadelerine bakalım nasıl hesaplanıyor diye. Şimdi yukarıdaki devremizde kolektör akım vardı biliyorsunuz. Şu okun olduğu kısım her zaman emitördü. Orta bacak base, yukarıdaki bacak ise kolektördü. Ve kolektörden akan akım formülde IC dediğimiz bir parametre vardı devrenin. Buna bağlı olarak devrenin VBE voltajı ve VT voltajına bağlı olarak bir hesaplama yapılıyordu E üzeriyle birlikte. Şimdi burada hesaplamak istediğimiz parametrelerin bu varsayılan denklemimiz. Yani gerçekte hesaplama yaparken bir transistörde bu denklemi kullanıyoruz. Bu denklemin üstüne V0 voltajını nasıl ifade edebiliriz? Paralel kollardaki gerilimler eşittir diye düşünürseniz bu V0'daki gerilim bu noktadan toprağa doğru izlediğimiz zaman şuradaki VEB'ye karşılık geliyor. VEB yani girdiğimiz harften itibaren bakıyoruz. V0'a karşılık gelir. Yalnız VEB yazmak yerine biz genelde VB'yi tercih ederiz. Ki akımın aktığı yön okun olduğu kısma bakarız. Ok şu anda B'den E'ye doğru. O yüzden bunu BE yaptığımız zaman başına bir eksi gelir. Daha önce biz işte GS, VDS voltajlarını hesaplarken nasıl hesaplıyorduk? VGS eşittir VG eksi VS diyorduk. Burada da aynı durum geçerli. VBE demek VB eksi VE demektir. Zaten bu devrede genellikle sabittir. Yaklaşık 0.6 volta, 0.7 volta gelir silisyumsa. Germanyumsa 0.3 volta vesaireye denk gelir. Bu durumda bu şekilde kullanıyoruz. Burada V0 yerine eksi VB yazdığımız zaman V0 voltajını buraya V0 yazıyorsunuz. Bunun elenini aldığımız zaman iki tarafında oranlama yaptığımız zaman şu IC'yi karşıya gönderelim böyle olarak. Elenini aldığımız zaman V0 eksi VT elen çarpı IC bölü V0 denklemine dönüşüyor. Biz burada çıkışımız esasen V0. Demek ki girişimiz de IC kısımlarına yazabiliriz peki. IC de şuradan gelen, bu koldan gelen akım olduğuna göre yukarıya doğru giden bir akım. Biz buradaki IC'yi VI bölü R şeklinde de yazabiliriz. İfade edebiliriz. Bunu da şu denklem içerisinde ifadeyi yazdığımız zaman şurası V1 bölü RC, burası IC'ye karşılık geliyor. Bunu yazdığımız zaman yerine denklemimizde V0 eksi VT çarpı ln V1 bölü R çarpı IC'ye karşılık gelir. Yani bizim V0 voltajımız normalde bir logaritma olan bir denklemin içerisinde V1'e karşılık geliyordu VI'de. VI'yi verdiğimiz zaman şu ifadenin çıkışı alınıp devrenin hesaplanabiliyor. Bu devre bu işlemi yapan bir devre olmuş oldu. Şimdi ikinci devremizde de bir diyot devremiz var. Yine burası toprak. ÖD akımıyla İ akımları birbirine eşittir. Yine İ akımı şu kısımda şurada hesapladığımız gibi V1 bölü VS'ye karşılık geliyor. VT denklemimiz var. Bunlar da diyotta gelen farklı parametreler. Bu devre daha önce tasarlanmış. Tasarlama sonucunda elde edilen çıkış denklemimiz de bu. Siz devre tasarlarken bu denklemleri direkt kullanabilirsiniz. Yani sadece bu işlemi yapacak devreleri, blok diyagramları birbirine yerleştirecek kullanabilirsiniz. Lego tarzında. Burası bu şekilde. Burada da diyotumuz, eğer sinyalimiz artı ve eksi olarak düşünürseniz artıda mı eksi mi çizeceğine bakarak diyotun iletimli ya da kesimli olduğunu belirleyebilirsiniz. Daha sonra çıkış etkisi var mı yok mu belirleyebilirsiniz. Ama genel mantıkta bu devre logaritma alan bir devre. V1 sinyalinin logaritmasını alarak dışarıya gönderiyor ve alırken de belli bir katsayılarla çarpıyor.
Şimdi bu aldığımız işlemi ters çevirmek istersek nasıl bir işlem yapmamız gerekir ona bakalım. Eğer o diyotlu devreyi kullanmak istiyorsak, bunun aldığı değerin tersini almak istiyorsak biz diyotla direncin yerini değiştiriyoruz. Diyotun yönünde herhangi bir değişiklik yapmadan. Çıkışta girişteki sinyalimizin üstlü ifadesi alınarak, E üzeri ifadesi alınarak çıkışa gönderiliyor. Burada da yine çıkıştaki ifadede yani belli bir A dediğimiz daha önce biz hep kazanç katsayıları hesaplıyorduk hatırlarsanız. İşte A eşittir V0 bölü VI diyorduk. Burada bunu hesaplamak birazcık zahmetli. Çünkü VI bazı denklemlerin içerisinde fonksiyon olarak kullanılıyor. O yüzden bu şekilde bir ifade elde ediyoruz. Yani her devrede A bölü VI, V0 bölü VI elde etmek kolay değil. Aynı durum BCT'li olan devremiz için de geçerli. Akım sol tarafa yönelik şekilde devre çevrilmiş. Yukarıda dikkat ederseniz gate kısmı base bacağı toprağa bağlanmıştı. Aşağıda base bacağı kolektöre bağlanmış. Kolektörden bir kısa devre yapılmış. Kolektör gerilimi ile base gerilim burada birbirine eşittir diye düşünebilirsiniz. Girişte bir VI gerilimimiz var. Buna bağlı olarak çıkış gerilimi de yine VI yani bir üst alma devresi olarak düşündüğümüzde çıkış gerilimi VI'nin işte E fonksiyonu içerisinde kullanımıyla birlikte elde edilmiş. VT genellikle 0,25 mV, 25 mV pardon, 25 mV civarındaki bir değerde. ISD sızıntı akımı gibi düşünebilirsiniz. Bir de R katsayısıyla birlikte giriş sinyali belli değerlerle çarpılmış kazanç katsayısıyla. VI de E'nin bir fonksiyonu olarak yapılmış ve dışarıya gönderilmiş. Burada da çıkış denklemimizi bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Şimdi bir tane soru var. Bunun çözümü yok. Ben de çözmeyeceğim. Size ödev sorusu olarak vereceğim. Böyle bir devremiz var. İki tane BCT var. İkisi birlikte bağlanmış. R3'te birlikte bir op-amp'ın çıkışında. Bu birinci op-amp derseniz şurası ikinci op-amp. Burada V1 girişimiz var. Bir de V2 girişimiz var. Bu iki girişe bağlı olarak V0 çıkışı cinsinden hesaplayın denilmiş. Yani V0 eşittir işte E üstü bir şeyler ya da direkt kendisi ne yapması gerekiyorsa burada ona bağlı olarak bir devre tasarlayacaksınız. Şimdi şu kısmı düşünürseniz devreleri parçalamaya çalışın. Çünkü devreler genellikle blok diyagramlar şeklinde birleştirilmiştir. Şu devre sanki bir üst alma, logaritma alma devresi. Şu transistörü BCD'yi sola doğru çevirdiğiniz zaman bir üst alma devresi gibi olduğu gibi görebilirsiniz. Bakalım benziyor mu? Bakın bu devreye olduğu gibi benziyor. Ok da sağa doğru çıkışa doğru gitmiş. Burada ok yine çıkışa doğru gitmiş. Çıkışta arada bir tek farkı burada arada bir tane direnç atılmış. Aynı durum burada da geçerli. Burası da birazcık neye bağlanmış? Bu sefer bu tarafa bağlanmış. Artıya bağlanmış. Yine farklı işlemler var. Bunları bir bakabilirsiniz. Yapabiliyorsanız yapın. Yapamıyorsanız yapacak bir şey yok. Ama çözüm yok arkadaşlar. Çözümü vermeyeceğim. Durum bu. Şimdi op-amp'ın nonlinear uygulamalarını tamamladık. Bu uygulama tamamladıktan sonra da yapabileceğimiz neyimiz kaldı şimdi? Bundan sonra artık aktif filtrelere geçeceğiz. Aktif filtrelerden sonra da bir 15-20 tane soru çözeceğiz ve derse dönemi tamamen bitirmiş olacağız. Sizin burayla alakalı şu anda bu işlediğimiz konularla alakalı sorunuz varsa sorularınızı alalım. Yoksa bir ara veririz, bir 10 dakika kadar. Ondan sonra aktif filtrelerle birlikte tekrar başlayabiliriz. Soru yok herhalde. Ben finalle alakalı bir açıklama yapayım. Finalde sistemden sınav yapacağız bu sefer. Vizede biraz problem yaşadık. Kağıtları herhangi bir dosyaya yapıp PDF yapıp sisteme yükleme yapmayacaksınız. Sadece benim sistemde size sorduğum sorulara klavyeyi kullanarak cevap vereceksiniz.
Açık uçlu olabilir, test sorusu olabilir bunlar. Karışık olabilir. Tamamen klavyeye doldurarak yapacaksınız. 30 sorunuz var. Süreniz 2 saat. Verdiğim süre, yani amacım kopya çekmeyi engelleyecek şekilde verilmiş bir süre. Yani süre birazcık kısıtlanarak verilmiş. Ama bir kişi oturup tek başına yapacak olsa çok rahat yapar. Ama eğer notları karıştırmaya başlayıp zaman harcarsa, bilmiyorsa, tekrar sınav sırasında örneklere bakıp ondan öğrenip bu soruyu yapayım diye düşünürse yapabileceği tarz değil. Çünkü siz sınava girdiğiniz zaman da sınavda not karıştırmanız beklenmez. Direkt bildiklerinizi de yapmanız beklenir. Eğer bilmiyorsanız not karıştırmakta vakit kaybettiğiniz zaman süre yetmedi diyeceksiniz. Yani süre yetmiyorsa bilin ki o soruyu bilmiyorsunuz siz. Yani bilen birisi oturup o sorulara çok rahat bir şekilde bakarak soruları çözebilir. Yani yaklaşık 2 saatte de çok rahat bitirirsiniz. Normalde o sınav yani 1,5 saatlik bir sınav ama biraz daha tolerans verdim. İşte sistem kopukluğu şudur budur vesaire bir problem olursa diye. 2 saat ama ekstra bir süre yok. Altyapıyı oluşturmak sizin sorumluluğunuzda. Yani internet altyapım yoktu vesaire demeyin lütfen. Yani dönem içinde de okula gelirken işte otobüs bulamadım demiyoruz. O yüzden internet bağlantılarınızı da altyapılarınızı da şimdiden kontrol edin. Yanınızda alternatifler alın. Evdeki modem giderse telefon internetini kullanabileceği şekilde kendinize düzenekler oluşturmaya çalışın. Hani mağduriyet oluşup sonra birbirimizi üzmeyelim. Finalle de alakalı bu. 30 tane soru var. Hesaplamalı sorular olacak. O yüzden yanınızda kalem kağıt muhakkak bulundurun. Hesap yapacaksınız. Yani vizede yaptığınız hesapların aynısı diye düşünün. Ama biraz daha fazla soru var bu sefer. Bazen bazı adımlarda tam daha fazla soru var diye düşünebiliriz. Durum bu. Bütün konular dahil arkadaşlar. Sınava Sabis'ten gireceksiniz. Orada sınavı açtım. Sınav günü sorular direkt size açılacak. Saat akşam saat 8 diye sanırım tanımlanmış. Saat 8'de size direkt sınavlar açılacak. Bütün soruları çözmeye başlayacaksınız. 2 saat süreniz var. 2 saat sonra sistem otomatik olarak kapanır. Şıklarınızı işaretlemeyi unutmayın. Sakın yani boş geçecekseniz geçin. Sıkıntı yok da. Final tarihi açıklanmış. Sanırım ayın 31'i. 31 mi? Evet. Haftaya pazartesi. Haftaya pazartesi akşam saat 8. Evet. Sabis'te sınav oluşturdum ben. Sabis'te zaten girdiğiniz zaman sınavda görürsünüz. Bütün konular dahil bugün işleyeceğimiz yani şu an mesela nandiler uygulamaları bitirdik. Bu konular dahil. Aktif filtreleri işleyeceğiz. Bir 23 sayfalık konu. Ondan sonra bitecek konumuz zaten. Yani bugün yarısı biter. Yarın da belki tamamlarız konumuzu. O yüzden hani konu bugün yarın bitmiş olacak sizin için. Çok bir eksiğiniz olmayacaktır umarım. Durum bu. Bütün konular dahil dedik zaten. AC-DC analiz, JFET, MOSFET, akımlar vesaire hepsi dahil. Sorular da ona göre. Sanırım dönebileceksiniz ya. Ben denedim de hani siz çözüyor musunuz gibi ben çözdüm. Bütün sorular ekranda açık zaten. 30 soru, 30'u da aynı anda açık. Hepsini görebiliyorsunuz. Geride dönebilirsiniz. Yani aynı sayfada olduğu için zaten ileri geri şeklinde değil de bütün soruları aynı anda görüyorsunuz. O şekilde durun. Kopya çekmeyen arkadaşlar problem yaşıyoruz sonra. Yani beni de zor durumda bırakmayın. Durum bu şekilde şimdilik. Başka formül kağıdınız zaten vardı MOSFET'le alakalı. Op-amp'la alakalı da ben bir tane verdim. MOSFET'le alakalı da bir arkadaşımız hazırlamıştı. Onu vermiştik size. Bu ikisini kullanarak soruları hani defter notuna ekstra hiç bakmadan sorduğum soruları çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Geçme notu belli değil. Geçme notu şöyle belirlenir. Bütün öğrenciler vizeye finale girer. Sonra ortalamalar, dağılımlar incelenir. Kaç kişi kalıyor bakılır. Yani minimum kişiyi bırakacak şekilde ortalamayı düşürmeye çalışıyoruz genellikle. Ama pandemi süreci de var. Aşırı derecede insanlar kopya çekiyor, engelleyemiyoruz. Not ortalaması aşırı derecede yükselmiş. Çan eğrisi uygulanıyor. Çan eğrisi uygulandığı için yani sistem birazcık değişiyor gibi. Tam olarak nasıl değiştiğini çözemedim. Yani dönem sonunda tekrar bir bakacağım. Ama D'de 40 olur diye düşünüyordum. Ama bilmiyorum. Vize olayında bir kopya problemi yaşadık. Yani çok suistimal ettiniz. O yüzden ben tolerans göstereyim mi bu sefer bilmiyorum. Yani sizden de bir şey bekledim ama kimse bir şey yapmayınca yapacak bir şey yok. Yani bu işler karşılıklı. Yani
İşlerinizi zorlaştırmayayım diye kolay sorular sordum. Sistemi rahatlatmaya çalıştım. Ama sonrasında problem oluşuyor. Yani ben yardımcı olmaya çalıştıkça ben zor durumda kalıyorum. Hani o yüzden süreç nasıl işliyorsa, prosedür nasıl işliyorsa artık o şekilde yapma taraftarıyım. Yani kurunun yanında yaşta yanma olayı değil de mesela vize zamanı hatırlıyorsunuz canlı ders açtık. Canlı derse 15-20 kişi geldi. Dersi alan 90 kişi. Sisteme 80 küsür kişi de not yüklemiş, PDF yüklemiş. Ben arıyorum arkadaşları. Diyorum ki hani Sabis'ten de daha öncesi duyuru yaptım. Salan sınıfa gelin. Saat 11'den sonra dosya yüklemeyi kabul etmeyeceğim. Ama oradaysanız hani sorularınıza, problemlerinize yardımcı olmaya çalışırım diye. Sana sınıfa gelmemiş arkadaşımız. Sınav bitmiş. Saat 1'de bana mesaj atıyor. Hocam ben PDF'i yükleyemedim diye. Saat 1 olmuş. 2 saat sınav süresinden geçmiş. Ben o adamın PDF'ini aldım, yine kabul ettim. Sonra o adamdan alakalı başka bir problemler yaşadık. Yani almamam gereken bir kağıdı inisiyatif kullandım, mağdur olmasın diye aldım. Zaten kopya çekmiş. Ama ona rağmen bir daha farklı problemler oldu. Yani iyilikten maraz doğar diyorlar. O yüzden hani kimseye toleransım yok artık. Olması gereken neyse olması gerektiği gibi olsun. Yani ben daha önce hatta vizede gördünüz. Arkadaşlarınızın bilgisayarına TeamViewer'la bağlanıp soruları ben yükledim. Yani normalde böyle bir şey yapılmaz. Ben mağdur olmayın diye yapmaya çalıştım. Ama sonra mağdur olan ben oldum. O yüzden olması gereken neyse o olacak. Ben ekstra oturup da kimseyle alakalı bir ilgilenme yapmayacağım. Sınav süresi de işte 2 saat ekstra bir süre zarfı yok. Kurulun yanında yaş yanmayacak diye bir şey yok. O olacak bir şey değil. Yani bu genel olarak herkesin yaptığı bir şey. Öğrencilerin. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Problem yaşamadan dönemi tamamlarız. Yani ben de sıkıntı olsun istemiyorum. Yani hiçbirinizi de tanımam. Kalmanız bana bir faydası yok. Geçmenizin de bir faydası yok. Ben dersimi anlatıyorum. Amacım size bir şey öğretmek. Öğretebilmek için işte bakın bu ders notlarını çıkarttım. Normalde hazır fotokopiler getirip genelde öyle yapılıyor. Elle not çıkartıyorum. Yani saatlerce vakit harcıyorum. En ince ayrıntısına kadar denklemler nasıl çıkartılıyor. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Bilmediğim yerler de var benim. Bu şekilde yapıp anlatıyorum. Yani ya kurunun yanında yaş yanması gibi bir olay yok. Ben zaten size bir şeyler faydalı olayım diye başında bekliyorum bu işi. Not çıkartıyorum. Sisteme notları yüklerken bunları nasıl yüklemeniz gerektiğini anlatıyorum. Gerekirse ben yapıyorum. Ama işte iyilikten maraz doğuyor olmuyor o işler ondan sonra. İnşallah ayıp, inşallah. Tamam, şimdi arkadaşlar bir 10 dakika ara verelim. Aradan sonra tekrar devam ederiz. Şimdi kaç geçiyor? 58 geçiyor. 10'u 09 geçe buluşuruz arkadaşlar. 10.09'da buradayız. Arkadaşlar benim bir sesi, görüntüyü, ekran paylaşımı yaptım. Onu bir kontrol edin. Eksik yoksa dersimize başlayabiliriz. Sorularınız varsa önce soruları da alabilirim, sonra başlayabiliriz.
Tamam Erdem, teşekkür ederim. Şimdi bugünkü konumuz aktif filtreler. Öncelikle filtre nedir ona bir bakalım. Onunla giriş yapalım. Ondan sonra filtre çeşitleri vardı. Aktif ve pasif filtreler. Pasife bir giriş yaparız. Nasıl bir şey olduğunu böyle kaba taslak gözle anlatırız. Çok fazla matematiğine detayına girmeden. Daha sonra aktif filtreleri üzerinden tasarımla nasıl yapılır? Bu iş aktif filtreler ne işe yarar? Karakteristikleri nedir? Onlara detaylı bir şekilde bakmaya çalışacağız. Bu PDF'de 23 sayfalık bir PDF. Bu dönemin bütün notları bununla birlikte bitmiş olacak. Bu PDF bittikten sonra OPAMP'la alakalı örnek sorular hazırlamıştım. O da bir yaklaşık 20 sayfalık kadar. O 20 sayfalık notumuzu da işledikten sonra muhtemelen o da Cuma günü biter. Bu da bugün ve yarın devam edecek büyük ihtimalle. Ancak bitiririz bu iki günde. Cuma günündeki örneklerimizi yaptıktan sonra dönemi tamamlamış oluruz. Eğer örneklerimiz bittikten sonra zamanımız kalırsa finalde çıkabilecek sorular tarzında bir genel tekrar baştan sona kadar nerelerden çıkabilir, nerelere çalışmanızı önereceğim. Onları hakkında bilgi vereceğim size tekrar. Durum mu? Şimdi ekranı kullanarak öncelikle internetten arama yaparak bu filtrelerin nasıl bir şey olduğunu size bir bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi filtrelerimiz zaman genel anlamda baktığınız zaman filtre bir şeyi süzer anlamında demektir. Mesela şu anda ekranda gördüğünüz şeyler hepsi havayı süzmek için yapılmış şeyler. Şu mesela Huni suyu süzüyor. Tabii bizim istediğimiz süzme mantığı şu şekilde. Bir hava girişi olacak. Mesela şunda arabaların karbüratörleri gibi düşünün. Havadaki mikrolara işte tozları tutacak. Daha sonra motora ya da farklı bir şeye verecek. Başka yakıt filtreleri var. Yakıt gelir, yakıtın içerisindeki partikülleri süzerek motora vermeye çalışır ki motor temiz yakıtla beslensin diye. Burada bir elektrik süpürgesi var. Havayı çeker, tozları çeker. Tozları bir filtre yardımıyla havayı filtre üzerinden geçirir. Filtre üzerinde tozlar birikmeye başlar. Yani filtre torbası diyorlar ya daha çok. Ya da torbasız elektrik süpürgeler de var. Onlar da yeni çıkan modeller. Ama mantık bu. Havayı al, bir süzgeçten geçir, süz, temiz havaya dışarıya ver. Burada da elektrik süpürgesinde de önden havayı çekiyor, arkadan bu havaya vermesi gerekir. Havayı filtre üstünden geçirerek dışarıya tekrar veriyorlar. Tabi dışarıya da önden çektiğin tozları dışarıya verirsen bir anlam olmaz. Süpürmüş olmazsın. Önden verdik, arkadan yani önden aldık, arkadan vermiş gibi olurum. O yüzden filtreler alınan havayı temizler, dışarıya tekrar arka taraftan verilir. Bakalım başka ne filtreler var. Su filtreleri var. Su gelir. İçinde bunların bazen taşlı, partiküllü tarzı şeyler oluyor. Su gelir. Onun içerisinde klorlar falan toparlanır, temizlenir. Size tatlı bir su verilir. Başka bakalım. Su arıtıcıları genellikle bu şekilde çalışıyor. Burada su arıtmalı şeylerini görüyorsunuz zaten. Başka burada envai çeşit filtreler var. Ama çoğunlukla bunların araçlarda kullanılan karbüratör ve yakıt filtreleriyle birlikte gösterilmiş. Bunlar da evet hep fiziki filtreler. Bunlar şimdi dışarıda gördüğünüz araçlarda kullanılan filtreler var. Mazot filtreleri, karbüratör filtreleri var. Herhangi bir şey süzmek için genellikle filtre kelimesi kullanılıyor. Peki elektronikte filtre nasıl bir şey olabiliyor? Ona bakalım şimdi. Elektronikte süzmede biz elektronikte genellikle ne kullanıyoruz her zaman girişimizde? AC sinyalimiz var. Bu AC sinyali aldık. Sistem bir şekilde toparlayacak elektrik süpürgesi gibi düşünün. Tekrar dışarıya verecek. İçeride bir filtreleme işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu da gelen sinyalin üstünden temizlemek istediğimiz işte partiküller düşünün, tozlar düşünün. Bunları temizleyecek, tutacak. Dışarıya temiz bir sinyal gönderecek. Yani dışarıya temiz bir hava gelecek. Elektrik süpürgesi nasıl çalışıyordu? Dışarıdan tozlu havayı alıyor. Tozlarla birlikte alıyor. Çünkü tozlarla hava karışık geliyor. Tozları tutuyor. Dışarıya tekrar temiz havayı veriyor ki hani evin içine tozlu hava verirsek bu sefer evin yerdeki tozları da havaya kaldırmış olursunuz. Daha da beter olur. Aynı mantık gibi düşünüyoruz.
Gürültülü sinyal geliyor. Filtre üstünde biz bu gürültülerden temizlemek istediğimiz kısımları temizliyoruz. Dışarıya temiz bir sinyal gönderiyoruz. Ya da temiz bir sinyal geliyordur gerçekte ama biz bunun belli bir kısmını kullanıyoruz. Hani yarım dalga doğrultucu demiştik siz hatırlarsanız. Nasıldı? Tam bir sinüzoidal geliyor. Onun sadece belli bir kısmını ya artısını ya eksisini çıkartıyorduk. Burada da filtreler bu şekilde kullanılabiliyor. Analog filtreler, elektronik filtreler. Bakalım başka neler var burada. Mesela elektronik filtrelerde giriş sinyalinin uygulanacağı bir taraf olur devrede. Çıkışını alabileceğiniz yere olur. Ortada da filtrenin hangi frekansları bastıracaksa ona ait devre elemanları tasarlanmıştır. Yani devre elemanlarının değerleri belirlenmiştir. R'ler, kondansatörler, bobinler artık neler varsa bunlarla birlikte devre tasarlanır. Mesela şu bir filtre devresinin yüksek frekans bandı hoparlör devresiymiş. Bu hoparlörün girişiyle çıkışını şey yapıyor. Giriş sinyalinin eğer alçak bandını istiyorsak sağ taraftan bir çıkış alıyoruz. Yüksek bandını istersek üst taraftan bir çıkış alıyoruz. Ona göre hesaplanmış devrelerimiz var. Besleme gerilimleri var. Topraklar belirlenmiş. Burada başka bir filtre var. Bakın burada op-amp'ta gerçekleştirilmiş filtre ki biz de bugün op-amp'larla birlikte filtre gerçekleştireceğiz. Yani elektronikteki filtrelemenin amacı da bu. Gürültülü ya da istemediğimiz bir sinyal gelir. Biz onun belli bir kısmını kesip, kırıp, temizleyip tekrar çıkışta bir sinyal elde ederiz. Bu elde ettiğimiz sinyal bizim için filtrelenmiş sinyaldir. Tabii bunu teknik anlamda birazdan anlatmaya başlayacağız. Bakalım filtrelerle alakalı başka ne var? Elektronik filtre, analog. Bir de bunların anahtar kelimeleri değişebiliyor. Analog filtre diyebilirsiniz. Elektronik filtre, işte RLC filtreleri, aktif filtre, pasif filtre, bir sürü filtre isimlendirmesi var. Anahtar kelime olarak düşünebilirsiniz. Şimdi şurada şöyle bir süreç var. O sürece bakalım. Şimdi devrenin çıkışına bir tane analog input dediğimiz analog bir tane sinyal gelmiş. Bu analog sinyal belli bir filtreden geçirilmiş. ADC ile örneklenmiş, bilgisayara aktarılmış yani dijitalleştirilmiş. Analog digital converter'la analog sinyal dijitale çevrilmiş. Sonra tekrar dışarıya verilecekse bu sinyal dijitalden analoğa çevrilmiş. Sonra bir daha filtrelenmiş, bir daha dışarıya verilmiş. Yani filtreler burada aralarda kullanılabiliyor. Sinyal üstündeki gürültülerin temizlenmesi amacıyla. Bakalım başka ne var? Tamam, bununla birlikte başlayabiliriz. Şimdi filtre ne demek? Şimdi belirli bir frekans bandını geçirmek, bunun dışında kalan frekanslarda zayıflatmak amacıyla yani bastırmak amacıyla kullanılan elektronik devre elemanlarıyla tasarlanmış devrelere biz filtre diyoruz. Bu filtrelerde iki çeşit filtreler var. Birisi aktif filtre, diğeri pasif filtre. Pasif filtrelerde genellikle RLC elemanlarıyla birlikte tasarlanıyor. Aktif filtrelerde ise RC artı yarı üretkenlerle birlikte tercih ediliyor. Yani burada bobin kullanılmıyor. Ama R'miz var, kondansatörümüz var. Yarı üretken dediğimiz, kastettiğimiz op-amp'ımız var. Op-amp'la birlikte tasarladığımız bu elemanların bulunduğu devrelere biz aktif filtreler diyoruz. Pasifte ise sadece RLC elemanları var. Örneğin bunun da örneklerine bakalım. Mesela şöyle bir devre var. Açalım bakalım bunu da. Şimdi görülüyor herhalde. Bir tane op-amp'lı devremiz var. Aşağıda da kondansatör bobinli bir tane devremiz var. Üst taraf aktif bir filtre. Ama Selin K dediğimiz bir tane ikinci dereceden aktif filtreler diye düşünün bunu siz. Ama aktif filtre yani üst taraf. Aşağı taraf da pasif. Tek farkımız işte arada bir yarı iletken eleman daha eklediğimiz zaman aktif bir filtre görünümüne dönüşüyor. Aşağı tarafta da L ve C'lerin kullanıldığı bir filtre. Üstteki filtre ile alttaki filtre sanırım birbirinin eşi bu. Yani üsttekine muadil aşağıda nasıl bir filtre tasarlayabiliriz gibi düşünebilirsiniz. Bakalım başka neler var. Kondansatör var. Şu devre
Bizim için bir aktif pasif filtredir. RLC devreleri diyoruz biz bunlara. R var, C var. Bir de bazen bobin de ekleniyor. Bu seri RC devresi. Yan taraftaki ve sağ taraftaki de paralel RC devresi. İkisi de filtreleme yapılır ve çıkış sinyali VC'dir. Yani girişimiz bir V-in'den verirsiniz. Çıkışı V0'dan alırız. Burada R ve C kondansatör ve dirençler sayesinde çıkıştaki filtre belli bir oranda filtrelenir. Bu filtreleme olayında da işte istediğimiz gürültüleri bastırırız. Bastırmak istediğimiz gürültünün frekansını hangi frekanstan sonra bastırmak istediğimizde R ve C dirençlerine bağlı olarak hesaplayabiliriz. Tabi burada giriş sinyalinin frekansının önemli mi? Önemli. Buna göre tasarlanıyor çünkü. Şimdi mesela başka bir filtremiz ne var? Ha, bir de şuraya aktif filtre yazmışım. Bir de öyle bakalım. Şimdi aktif filtreler. Şimdi aktif filtrelerdeki mantık genelde az önce bahsettiğim gibi kondansatör, direnç ve yarı iletken malzeme vardır ki o yarı iletken malzeme bizim için opamptır şu anda. Pasif filtrelere bakalım bir de. Pasif filtrelerde ise bir kondansatör, direnç ve bobinle birlikte tasarlanan filtrelerdir. Şimdi mesela burada bir tane LC filtresi tasarlanmış. Hemen bakalım. Bakıyoruz. Bir tane aşağıda bobin var. Üst tarafta kondansatör var. Devrenin çıkışı kondansatörle birlikte alınmış. Üst taraf mesela yüksek geçiren filtre. Aşağı taraf alçak geçiren filtre. Bu karakteristiklerden yükseğe mi geçiriyor, alçağa mı geçiriyor anlayabiliyorsunuz. Yani bu pembenin içinde kalan alan bizim için temiz alan bölgesidir. Korunmuş bölge gibi düşünün. Bu bölgedeki sinyalleri alıyoruz biz. Üst tarafta mesela şu pembenin kestiği noktaya kadar sinyaller bastırılmış. Şu sol taraf bastırılmış. Alt taraftakinde ise aşağılı kısım pembenin altında kalan alan temiz alan. Bu bölgedeki sinyaller geçecek. Dışarıda kalan alanlar geçmeyecek demektir. Burada baktığımız zaman bu bir LC filtresi. Bobinlere L, kondansatörlere C diyoruz. O yüzden LC isimlendiriyorsunuz böyle yan yana koyup. Kondansatör ve bobinin yerini değiştirdiğiniz zaman sizin için yüksek geçiren filtre alçak geçiren filtreye dönüşüyor. Yani elemanların yerlerini değiştirmeniz sizin için yeterli olabiliyor. Bakalım başka ne var. Bir de RC ile birlikte tasarlayabiliyorsunuz. Az önce söylemiştik bunu. Burada bir tane daha devremiz var. Ona bakalım bir. Bu daha iyi. Şurada. Hiç şey yok. Çıkartamadık. Neyse şuradan görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada alçak geçiren, yüksek geçiren, bant geçiren, yüksek geçiren, ikisi de aynı filtre. Yani pardon. Evet. Alçak geçiren, yüksek geçiren, bir de bant geçiren filtre var burada. Bir de bant durduran var sağ tarafta. Bant stop dediğimiz bant durduran. Bant pass, bant geçiren, high pass, yüksek geçiren, low pass de alçak geçiren şeyler, filtreler. Burada yüksek geçirende 3 tane mesela farklı model geliştirilmiş. Bunlar ne var mesela? Birinci en alttaki soldaki modelimiz RC. Yani sadece kondansatör ve dirençle tasarlanmış. En üstteki sağdaki RL. Yani bobin ve dirençle tasarlanmış. Ortadaki ise LC. Kondansatör ve bobinle tasarlanmış. Bu yüksek geçirendi. Yani aynı işi yapacak farklı elemanlarla birlikte tasarım yapabiliyorsunuz. Bu size ne olanak sağlar? Elinizde şimdi bir işletmedesiniz. Elinizde sadece L ve C var. Siz yüksek geçiren filtre tasarlamak istiyorsunuz. O zaman ortadaki parametrelere bakarak buradaki bir devre modelini kullanabilirsiniz. Tasarım modelini kullanabilirsiniz. Ama sadece
İşte bobinin yok önünde R ve C var. O zaman sol alttaki modeli kullanabilirsiniz ki bu da sizin için daha kolay olur. Üst tarafları var peki. Yüksek alçak geçiren. Bunu da R, C yine. Dikkat edersek alçak geçirenle yüksek geçiren de ikisini de RC kullanabiliyorsunuz. Tek farkı elemanların yerleri sizin için yüksek geçiren mi alçak geçiren mi olduğunu belirlemeye fayda sağlıyor. Bant geçiren ve bant durduran da dikkat edersek şimdi bant geçiren de V in voltajı bobin ve kondansatör üzerinden verilmiş. Ama bant durduran da direnç üstünden verilmiş. Yani giriş ve çıkışı aldığımız gerilimler elemanların üzerinden alıyoruz normalde. Örneğin şu sol ortadaki devrede bobin ve kondansatör üstünden verdiğimiz gerilimi direnç üstünden çıkış olarak alıyoruz. Bu bizim için bant durduran. Bant stopta ise bu sefer giriş V in sağdan verilmiş. Sadece direnç üzerinden verilmiş. Çıkış ise V out üzerinden alınıyor. Ve V out'ta da kondansatör ve bobinimiz var. Demek ki giriş ve çıkışta kullandığımız elemanların yerlerini değiştirmemiz bizim için filtrenin tasarımını tamamen alt üst ediyor, değiştirebiliyor. Buradan da gözünüze yansımıştır. 4 tane farklı filtre çeşidimiz var. Alçak geçiren filtre, yüksek geçiren, bant geçiren yani bant pass ve bant durduran. Normalde bunları da op-amp'la birlikte tasarlayabiliyoruz. 4 tane farklı op-amp devremiz olabiliyor. Şimdi PDF notumuza dönelim. Şimdi genel bir tekrar yapalım. Filtre dediğimiz şey, filtre devleri, belirli bir frekans bandını geçirmek, bunun dışında kalan frekansları zayıflatmak amacıyla filtre devreleri kullanılır. İki çeşit filtre var dedik. Aktif filtre ve pasif filtre. Pasiflerde R ile C kullanılıyordu. Aktifte ise R, C artı yarı iletkenler kullanılıyor. Filtre dediğimiz zaman 4 çeşit filtremiz var bizim temelde kullandığımız. Alçak geçiren, yüksek geçiren, bant geçiren ve bant söndüren ya da bant durduran diye diyebilirsiniz. Filtrelerin başlıca işlevini belirlemek için bir frekans bandı geçirip diğerini zayıflatmasıdır. Yani esasen yaptığı iş bu. Bizim istediğimiz frekans bandını geçirecek, geri kalan frekans bandını bastıracaktır. Pasif ve aktif olmak üzere iki tip filtre tasarlanır. Pasif filtrelerde direnç, kondansatör ve bobin ya da self şeklinde resimlendiriliyor bu. Bu devre elemanlarını kullanarak tasarlayabiliyoruz. Aktif filtrelerde ise pasif devre elemanlarına ilaveten transistör ve tüm devre gibi yarı iletken devre elemanları kullanılabiliyor. Yani op-amp'ın dışında da farklı elemanlar olabilir. Şimdi aktif filtrelerle pasif filtreler arasında bazı avantaj ve dezavantajlar var. Bunlara bir bakalım şimdi. Neler varmış diye. Aktif filtre tasarımında bobin elemanı kullanılmaz. Bu nedenle tasarım daha kolay ve daha ucuzdur. Bobinleri genelde bulmak zordur, çok zahmetlidir. Çünkü bobinler sarılması gereken el işçiliğiyle oluşturulan malzemeler. Fabrikasyon üretimleri de var. Bazıları küçük devrelerde kullanılabilecek şekilde de üretiliyor ama çok fayda verim alınamıyor. O yüzden maliyeti birazcık daha pahalı oluyor devrelerimizin. Bu bakımdan aktif filtreler pasif filtrelere göre eğer bobin kullandığınız bir devre ise daha ucuza mal edebiliyorsunuz. Aktif filtre devrelerinin çıkış empedansı çok düşük. Giriş empedansı ise oldukça yüksektir. Bu nedenle aktif filtrelerin girişlerine ve çıkışlarına bağlanacak devre veya devrelerin etkilenmesi söz konusu değildir. Bu ne işimize yarar? Devreler birbirine kaskat bir şekilde bağlanıyor demiştik hatırlarsanız. Bu giriş ve çıkışta devrelerin giriş ve çıkış empedansları bir sonraki devreden çekeceği akımı ya da bir sonraki devreye vereceği akımı etkiliyordu. Burada çıkış empedansı çok düşük olduğu için, giriş empedansı da yüksek olduğu için verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Şimdi devam edelim. Üçüncü bir özelliğimiz, aktif filtrelerde filtrenin geçirgen olduğu frekanslarda herhangi bir zayıflama olmaz. Yani
geçirmek istediğiniz frekans aralığında düzgün tam bir sinyal geçirebilirsiniz. Çünkü aktif filtre tasarımında kullanılan op-amplar filtre edilen işaretleri yükselterek çıkışa da ayrıca bir aktarabilir. Yani op-amplarda neydi? Belli bir kazanç katsayımız vardı hatırlarsanız. Biz yarım dalga doğrultucu ve tam dalga doğrultucu yaptığımız zaman normal diyotla yaptığımız doğrultuculara göre ne yapabiliyorduk? Kazanç katsayısıyla sinyalleri yükseltip ya da azaltabiliyorduk. Belli bir R dirençlerin oranıyla. Filtrede de aynı şekilde geçerli. Biz pasif bir filtre yaptığımız zaman belli bir kazanç katsayısı vesaire yapamıyoruz. Sadece RC'ye bağlı olarak filtreyi tasarlayıp gönderiyoruz. Ama op-amplarda ise gelen sinyali hem kuvvetlendirip hem de filtreleyebiliyoruz. Böyle bir avantajı var bizim için. Şu 4 numaralı madde ise pasif filtrelerin bir avantajı. Pasif filtreler herhangi bir besleme gerilimine gereksinim duymazlar. Fakat aktif filtrelerin her zaman besleme gerilimine gereksinimleri vardır. Burada şunu düşünüyoruz. Op-amplar bir artı 15, eksi 15 yani V artı ve V eksi besleme gerilimlerine ihtiyaç duyuyordu hatırlarsanız. Neresiydi oralar? Girişimiz ve çıkışımız vardı. Artı ve eksi uydularımız bizim. Ama op-ampın artısı ve eksisinde bir besleme ihtiyacımız vardı. Bunlar bizim için yani op-ampı fişe takmak gibi düşünüyorduk. Op-ampı çalıştırabilmemiz için ki filtre devrelerinde op-amp kullandığımız için aktif bir şekilde bir besleme yapmamız gerekiyor. Aksi halde bir filtreleme yapamıyoruz. Ama pasif filtrelerde böyle bir besleme ihtiyacımıza gerek yok. Yani bir güç tüketimi olmuyor pasif. Yani tüketim oluyor da ayrıca bir kaynak beslemesine ihtiyacı duymuyoruz. Diğer bir maddemiz, aktif filtre tasarımında kullanılan op-ampların band genişlikleri sınırlı olduğundan her frekansta aktif filtre tasarlamak zordur. Bunun sebebi ise op-ampların bazı sinyaller yani sinyallerin frekans aralıklarına bağlı olarak verdiği tepkileri yani çalışma frekans aralığının sınırlı olmasından kaynaklı. Normalde idealde sonsuzdu ancak belli bir yere kadar da dayanma eğilimi var. Yani çalışma aralığı var gibi düşünebilirsiniz. Aktif filtre devrelerinde tüm devre üretim teknolojisinden kaynaklı sınırlamalar nedeniyle self bobin elemanı kullanılmaz. Bu eleman yerine negatif empedans dönüştürücülerden yararlanarak kondansatörlerden self elde edilebilir. Yani biz kondansatörleri aktif filtre tasarlarken bobin yerine kullanabiliyoruz bazı yerlerde ama burada nasıl yapılmış? Negatif empedans dönüştürücülerden faydalanarak kondansatörü kullanıyoruz. Yani her anda direkt bobin yerine kondansatör kullanmıyoruz. Bazı dönüşümlerle birlikte bu işlem gerçekleştirilebiliyor. Endüstride çok sık kullanılan 4 filtre var. Bunlardan bir tanesi alçak geçiren, daha önce saymıştık, tekrar bir bakalım. Low pass filtre diye geçiyor İngilizcesi. Yüksek geçiren high pass. Band geçiren band pass, band söndüren var. Buna notch filter de deniyor. Ya da band durduran diye düşünebilirsiniz. Ya da bunun diğer bir ismi çentik filtre. Çentik filtre nasıl bir filtre olabilir? Siz şimdi bir cihazdan anlık olarak ortamdan ya da nereden diyelim sahadan veri topluyorsunuz. Topladığınız sinyalin frekans aralığı 1 ile 100 Hz arasında. Cihazınızla bilgisayarla birlikte topluyorsunuz ve cihazınız şebekeye bağlı. Şebekenin frekansı kaç Hz? 50 Hz. Buradaki şebekenin frekansı sizin sinyalinize binebilir. Yani 50 Hz'lik bir sinyal bu sinyalin içerisine binebilir. Bu sinyalin gerçekte kendi aralığı da 1-100 Hz arasında olduğu için kendi içinde de 50 Hz'lik bir sinyali vardır, olabilir. Ancak gelen 50 Hz'lik sinyalin çok fazla olması sebebiyle bunun içerisinde 1 ile 100 Hz'lik sinyal içerisinde çok fazla orana sahip olmaya başlayacaktır belli bir yerden sonra. Bunun önüne geçmek için biz veri kaybını göze alarak 50 Hz'deki veriler filtrelenir. Bu durumda ne yapıyoruz? Biz bir çentik filtre tasarlıyoruz. Bu filtremizin silmesini istediğimiz tek frekans aralığı işte 50 Hz'e sileceksek şöyle bir filtre tasarlıyoruz. Şurası 49 diyoruz. Şurası 51 diyoruz. Genelde şebekede direkt 50 Hz ile 50 Hz diye çalışmaz. Arada bir artı eksi oynaması vardır. 49 ile 51 Hz arasındaki sinyalleri bastır diyoruz. Bu durumda biz elimizde 100 Hz'lik bir sinyal vardı. Bunun içerisinde şebekenin etki ettiğini düşündüğümüz noktaları temizlemiş oluyoruz. Çentik filtrenin amacı da bu. Bu genellikle biyomedikal sinyal işlemede çok kullanılıyor. Oradaki de
biyomedikal cihazlar bilgisayara bağlı olarak hastalardan kayıt toplanıyor. Bu hastalardan kayıt toplama sırasında bilgisayarlar şebekeye bağlı olduğu için biyomedikal sinyallerin üzerine, örneğin EKG, EEG, başka ne var? PPG sinyali var. Bunların üzerlerine şebeke sinyali biniyor. Şebeke sinyalinin etkisini kaldırmak için bu çentik filtre, notch filtre 49 ile 51 Hz arasında bir filtre tasarlanarak sisteme uygulanıyor, sinyale uygulanıyor. Örneğin başka bir sinyal düşünelim. EKG sinyalimiz var elimizde. EKG'nin 0 ile 150 Hz arasında çalıştığını düşünelim. Biz bu sinyali kullanmak istiyorsak yine biz buna bir filtre tasarlayıp bir çentik filtre ile 49 ile 51 arasındaki bir filtre ile birlikte bunun üzerindeki gürültüyü temizlememiz gerekir. Çentik filtrenin dışında biz bu sinyale zaten 0 ile 150 Hz'lik bir tane filtre uygulamamız gerekir temizleyebilmemiz için. Yani iki tane filtre uygulayacağız. EKG sinyalini temiz bir şekilde kullanabilmek için. 0-150 Hz arasında bir filtre. Ayrıca 0-150'nin arasında 49'da 41'de, 49'da 51'de sileceğiz. Bir de başka bir örnek vereyim. PPG sinyali. Bu PPG sinyalinin çalışma aralığı 0 ile 20 Hz arasındadır. Biz sinyali aldık. Bu sinyali temiz bir şekilde kullanabilmek amaçlı. İlk önce bu sinyale bir tane bant geçiren bir filtre uygulayacağız. Ya da yüksek geçiren filtre uygulayabiliriz. Yani 0 ile 20 Hz arasında ki sinyalleri tutacak. Diğer sinyalleri silecek. Alçak geçiren ve yüksek geçirenin anlamı alçak geçiren mesela diyor ki 20 Hz'e kadar olan sinyalleri geçir. O yüzden biz burada bir alçak geçiren kullanabiliriz. Alçak geçiren kullandık. Peki çentik filtreye ihtiyacımız var mı? Biz zaten 20'nin üstündeki bütün sinyalleri sildik. 20'nin üstünde 49-51 de vardı. Bunlar da silindi. Ayrıca bir daha çentik filtre yapmamıza gerek yok. Çünkü 20 Hz'in üstündeki bütün sinyalleri sildik biz. Eğer 40 yani 50 Hz'lik bir sinyal şebeke frekansı bizim kendi frekansımızın içerisinde bulunuyorsa çentik filtre yapmaya ihtiyacımız var. Filtre tasarlamadaki adımlar da bu şekilde tasarlanır. Yani ihtiyacınız olmayan yere filtre uygulamaya çalışmayın. Burada işte bir gürültü var. Bunu temizlememiz gerekiyor dediğiniz zaman yapmamız gerekir. Aksi halde bir fayda olmaz. Ekstra bir sadece bir süreç tasarlamış olursunuz. Başka bir işinize yaramaz. Bu biyomedikal sinyallerde oldukça çok sık kullanılan bir uygulamadır bu filtre uygulamaları. Örneğin bitirme ödevi aldınız. Bitirme ödevinde biyomedikal bir sinyal ölçümü yapacaksınız. EKG ölçtünüz. Şebekenizde EKG ölçüm düzenini hazırladınız. Ölçtünüz. Ancak bunun filtrelenip tekrar yükseltilmesi gerekir. Bu aşamada örneğin sinyali hem filtreleyip hem yükseltmek için RC devresi yapıp sonra op-amp devresi yapmak yerine biz bir aktif filtre tasarlıyoruz. Burada aktif filtrenin kazanç katsayılarını yüksek tuttuğumuz zaman sinyal hem temizlenip alınmış oluyor hem de yükseltilerek çıkışa verilmiş oluyor. Burada da kazanç katsayısını yüksek tuttuğunuz zaman sinyal mikrovolt seviyelerinde birkaç milivolta kadar yükseltebilirsiniz. Filtrelerin tasarımları, kullanımları da bu şekilde gerçekleştiriliyor. Şimdi burada ideal frekans tepkileri dediğimiz bir olayımız var. Yani malzemelerin, tasarladığımız filtrelerin karakteristikleri. Bu karakteristiği şöyle düşünebiliriz. Hangi sinyal geçireceğini ve hangi kat yükselteceğini gösteren bir grafik. Şu ekseninde biz F ekseni yani frekans ekseni olarak düşünürseniz ki bu W zaten 2PF'e karşılık geliyor. Burada mavi ile çizdiğim yerler idealler. Örneğin çentik filtre olarak düşünürseniz şu 3 numaralı filtre çentik filtre bizim için. Biz 49 ile 50 Hz arasını silmek, 51 Hz arasını silmek istiyoruz demiştik az önce. Burada bir filtre tasarladığımız zaman şu noktalar tam 49 ile 50 olması gerekir. Ancak filtreler tasarlandığında buna yaklaşan bir değer olarak ortadaki bu hafif sinüse benzer tepeli bir grafik oluşuyor. Bu durumda bu şöyle düşünelim şimdi genlik azalmış oluyor. Yani çıkışa sinyali iletirken çıkışa olan sinyali iletirken sinyalin genliğinde zayıflamaya sebep oluyor. Örneğin biz bu sinyal bir girdiyse ben bunun bir çıkmasını istiyorum. Ancak şu nokta için bakıyoruz. Yaklaşık işte kaça gelmiş? 49,5'e geldiğini düşünelim. Genliği kaça denk geliyor bunun? Genliği birden daha da düşürmüş. Genliğini düşürerek çıkartmış bunu. Ben normalde sadece 49 ile 51 arasını geçirmek istiyorum mesela. Bu filtrede 49 ile 51 arasını geçirmek istiyorken sinyal
49'dan sonra geçirmeye başlıyor ama belli bir oranda zayıflamaya sebep oluyor. OPAMP'ta bunu nasıl tolere etmiş oluyoruz? OPAMP'ta bir kuvvetlendirici uyguladığınız zaman bastırılmış bir sinyalde birazcık toparlamış olabilirsiniz. Tabii bu karakteristikten kaynaklı bir şey ama biz idealde bu mavi çizgiler tarafında bir tasarım yapmak istiyoruz. Mesela şurada bir çentik filtre aşağıdaki. 49-51'i bastırmak istediğimizi düşünelim bu sefer. Normalde eğrilerin aşağıdan bu şekilde inip 49'dan sonrasını ve 51'den sonrasını tamamen düzgün bir şekilde geçirip temizlemesi gerekir. Ancak burada öyle bir işlem oluyor ki 50'den şöyle yapalım. 49 diye düşünelim. Burası da 51. Sinyal 51'den önce, bakın şu tepe değeri, mavi değerimiz, tepe değeri 1'in altına düştüğü anda zayıflatmaya başlıyor demektir sinyali. Burada kırmızı noktaya girdiği için biz şuradan itibaren sinyali zayıflatmaya başlamışız. Ve zayıflatırken de bizim amacımız normalde mavi noktaya geldiğinde, 51'e geldiği anda buradaki sinyallerin genliklerini artık sıfıra düşürmek istiyoruz normalde. Ama sinyal sıfıra düşürmemiş. Neye düşmüş mesela? Hemen farklı bir şekilde bakalım. Şurada, pardon, çok kalın oldu. Çok ince oldu. Bakın şu noktada genliklerin, sinyalin genlikleri belli bir oranda artmış. Normalde olması gereken kırmızı ama mavi seviyede bir genlik dışarı veriyor. Zayıflatmış ama sıfıra indirmemiş. Bunu haricine bakarsak kırmızı olması gereken yerde mavi yapmış. Aynı şekilde bir olması gereken yerlerde de biraz zayıflatma yapmış sistem. Bu idealde, yani matematiksel olarak yaptığımızda, gerçek çözüme yaklaştığımız zaman ya da devreyi gerçekleştirdiğimizi düşünelim. Devreyi gerçekleştirdiğimizde bu mavideki gibi bir çıkışta genlikleri azaltmaya sebep oluyor. Ama biz idealde istediğimiz, kağıt üstünde tasarladığımız, böyle her şeyi ihmal ederek, kayıpları ihmal ederek tasarladığımız devre ise bu kırmızı devre. Ancak bunu analog devreyle yaptığımızı düşünüyoruz şu anda. Bir de bunu sayısalla yaptığımız zaman, yani sayısal işaret işleme devrelerimiz var. Sayısal, sadece matematiksel modellerle gelen sinyali belli bir fonksiyonlara gerçekleştirerek, sokarak çıkışta elde edebiliyoruz biz bu işlemleri. Çok kaliteli, ideale yaklaşan çok kaliteli filtre tasarımları var. Onları kullandığımız zaman bu kayıpları, ideale yaklaştırma olayını büyük ölçüde gerçekleştirebiliyoruz. Bununla alakalı MATLAB'de dijital filtre tasarlama uygulaması var. Oradan size bir iki tane örnek göstereyim, bunlar nasıl yapıldığı ile alakalı. Bu ara MATLAB açılsın. Yine aynı şekilde eğer bir sinyali olduğu gibi geçirmek istiyorsanız, filtrelemek istemiyorsanız, bu HS dediğimiz, yani bir kazanç katsayılı giren sinyali 1 ile çarp, dışarı gönder genliğini. Bu şekilde kullanılır. Ya da şu yüksek geçiren diye düşünüyoruz. Biz diyoruz ki 20 Hz'in üzerini geçirsin. 20 Hz'in altını geçirmesin. Bu şekilde bir filtre tasarlanır ama şu kısım içinde yaklaşırsak, şu kırmızıyla çizilen nokta, bakın belli bir yerden sonra zayıflatmaya başlamış sinyali. Sinyal zayıflamaya başlamış ama bizim istemediğimiz yerden itibaren başlamış. 20'den birazcık önceden başlamış ve zayıflatırken de 20'den daha da içeriye doğru sinyal kalmış birazcık. Ama bizim esasen istediğimiz nokta ise şu tam aşağıdan indirmesi. Yani keskin bir şekilde 20 Hz'den sonrasını hiçbir şekilde geçirmemesi, sıfıra direkt eşitlemesi. Şimdi MATLAB'de FDA Tool dediğimiz bir toolbox var. Bu toolbox'ta tasarlamak istediğimiz filtrenin değerlerini yazdığımız zaman bize matematiksel olarak bir filtre tasarlıyor ve biz bunu gerçek zamanlı olarak bilgisayarda aldığımız sinyale uygulayabiliyoruz. Burada bunun karakteristiğini de gösteriyor. İşte şu durdurulacak filtrenin stop dediği f-stop, fs2 bölü sinyal örnekleme frekansı. Bu şöyle oluyor. Analog dijital konverterden filtreyi almıştık hatırlarsanız. Şimdi bir önce filtremizi tasarlayalım. Nasıl bir filtre tasarlayalım? Band geçiren bir filtre olsun. Band bass.
Şimdi analog sinyalimizi örneklemeyle ADC ile aldık. Saniyedeki örnekleme frekansına biz 128 Hz diyelim. Yani saniyede ölçüm yaptığımız noktadan 128 tane örnek alıyor demektir bu. Biz burada PES1, PES2 dediğimiz burada parametrelerimiz var. Burada diyelim ki 60 ile 70 Hz arasını geçirmesini istiyoruz. Bunun FPS1, FPS2 yazan yerler yukarıda bakın grafikte gösterilmiş. Şu noktayla bu nokta arasını ben geçirmek istiyorum. Diğer kısımları durduracağım. Peki zayıflatma oranı nerede olsun diyor. Hani grafiğimiz aşağı doğru bir eğimle gelecek ya. Ya da geçireceği için evet aşağı doğru bir eğimle gelecek. Bu eğimi ne kadar yakın tutayım diye sana soruyor. Ama bu 60 Hz ise burası 60 yapamıyorsunuz. 60'tan çok düşük, yani pardon sol taraf PES1 60, 60'tan çok küçük bir değer ayarlıyoruz bunu. 59,9 ayarlıyorum mesela. Stop 2 kısmını ise 70,1 ayarlıyorum. Şu sol tarafta filtrelerin tipleri var. Pır filtre var, ır filtre var. Bunların ikisi, birisi sonsuz, infinitif diye geçen kısaltmaların tanımı. Mesela fırı açtığınız zaman burada 3, 4, 5, 6, 7 tane filtre çeşidi var. Ir filtrede ise 3, burada da 5 tane var. Toplam 12 tane filtremiz var. Mesela Butterworth filtresini kullanalım. Filtreyi tasarla diyoruz. Başka hiçbir parametreye dokunmadık. Sadece bu frekansını ayarlamak istediğimiz noktaları ayarladık. Örnekleme frekansımız, geçirmesini istediğimiz frekans aralıklarını yazdık. Bir de filtre çeşidimizi belirledik. Filtreyi tasarla dediğimiz zaman ne dedi? Stop 2. Şunu 256 Hz yapalım. Şimdi filtreyi tasarlıyor. Bakın böyle bir filtre tasarladı. Karakteristik ID'yi görüyorsunuz. Bu Butterworth için tasarlanmış bir filtre. Biz 60 ile 70 arasını geçirmek istedik ama 60'tan biraz daha önceye indirebildi sistem. Daha fazla daha kaliteli bir şey tasarlayamadı. Ve şu anda filtrelerin derecesi vardı. Bunu 10. derecede tasarlamış. Bayağı bir yüksek dereceye çıkartmış. Peki biz bu filtrenin tipini değiştirirsek. Chebyshev Type 2 dediğimiz bir filtre çeşidi var. Ona geçiriyorum şimdi. Bakın nasıl geçirdi. Tam istediğimiz noktada bir geçiş sağladı. Envai çeşit filtre var ki burada görüyorsunuz 4-7 tane burada var. Fırda da var birkaç tane. Buradaki filtrelerin karakteristikleri ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Burada en iyi filtre Chebyshev Type 2. Bu filtrede direkt keskin bir şekilde, ideale çok yakın bir şekilde zayıflatma etkisi yapabilirsiniz. Sağ tarafta bu filtrenin çubukların indiği noktalar tam 60'ta 70 Hz arasıdır ki şöyle düşünün 60'tan 59,9'a bir doğru çiziliyor. Yukarıdan aşağıya. Bu aradaki doğru noktasını 999 diye de arttırabilirsiniz. Deneyelim bakalım yapıyor mu? Bakın yaptığımda. Aynı şekilde bunda 0,001 yapayım. Filtre tasarla diyoruz. Minimum derecede bunu tasarlıyor. Bakın şu anda order dediği şu sol tarafta order yazıyor. 10.194 birinci seviyeden yani birinci ikinci dereceden diyorduk ya biz. Bu 10.194. dereceden bir filtre tasarladı. Peki biz bu aralığı çok fazla abartmadan yapsak. Şunu 9 yapalım. 10.000'li şimdi kaç olacak ona bakalım. 106. dereceye düştü. Yani buradaki sağdaki ve soldaki frekanslara bastırma daireleri ne kadar çok olursa frekansınızı o kadar çok bastırabilirsiniz. Bunun için de filtrenin derecesini arttırmanız gerekiyor. Biz şu anda derste işleyeceğimiz filtrelerimiz birinci, ikinci dereceden filtreler. Ki şu andaki bu tasarlanmış böyle harika gördüğünüz şey 106. derecede. Bu derecelerin artması frekansın yani sistemin kalitesini arttırdığını düşünebilirsiniz. Arabalarda vites sayısı arttıkça daha hızlı yüksek hızlara çıkabiliyorsunuz çoğu zaman. Belki görmüşsünüzdür. Şanzımanlarda işte 6 ileri, 7 ileri, 8 ileri vites vesaire diye reklam yapılıyor. Vitesler hem motoru rahatlatıyor hem hızlı gitmesini sağlıyor. Performansı arttırıyor. Bu da 12 gibi derecesi arttıkça filtrelerin de kalitesi artıyor. Burada başka bir filtre gösterelim size. Mesela ne var? Pencere filtresi var. Bir tanesini tasarlıyor. Bu fır filtresi biraz daha tasarlanması da uzun sürüyor. Mesela bakın burada kaldı. Belli bir yerden sonra yaptı ama kuvvetlendirme açısından şu aşağıdan sonrası, şu kesim noktasından sonrası sinyali şuraya kadar kuvvetini belli bir oranda azaltabildi. Sıfırdaysa bu derece
İç filtreyi zayıflatmıyor demektir. Sıfırdan sonrası belli bir oranda zayıflatılır. Şu sol tarafta desibel cinsinden gösterilen bir ekran. Başka bir filtre bakalım. Bakın bu filtrede yani bu tamamen dönüştü. Bu uygulayabileceğimiz bizim parametrelerimize uygun bir filtre değilmiş. Şuna bakalım. Genelleştirilmiş equiriplet diye bir filtre. Sol tarafta filtrelerin derecesi de gösteriliyor. Ir filtrelerin dereceleri genellikle fıra göre daha az çıkıyor. Kullanımı daha kolay, daha iyi ve daha kaliteli. Ama en iyi filtre Chebyshev Type 2. Olur yüksek lisans doktora yaparsanız filtre tasarımında direkt nokta atışı bunu kullanabilirsiniz. Ya da herhangi bir işlem yapıyorsunuz, filtreye ihtiyacınız oldu. Direkt bu tip filtreyi kullanabiliyorsanız muhakkak bunu kullanın. Çok kaliteli bir şekilde çalışıyor. Bakın filtreye bastırdı. 60 ile 70 Hz arasında ben yap dedim ama öyle bir filtre tasarladı ki. Yok böyle bir filtre yani. Birazcık şey olmuş, değişik olmuş. Durum bu arkadaşlar. Filtre umarım anlaşılmıştır. Sinyali geçirip durdurma olayıyla alakalı. Demek ki bu grafik bize bu sinyalin hangi noktalarını bastırıp hangi noktalarını bastırmayacağını gösteren bir grafik. Biz bunlara genellikle frekans tepkisi diye adlandırıyoruz. HS de yani bu gösterdiğimiz grafik değeri de transfer fonksiyonunun denklemidir normalde. Bu denklemin fonksiyona yani frekansa bağlı olarak çizilmiş değeridir. Frekans değerini siz fonksiyonda her seferinde yerine yazdıkça HS fonksiyonunda bir denklemde bir sayısal değer elde edersiniz. O elde ettiğiniz değer bu sol tarafta işaretlenir. İşte belli bir yerde böyle bir grafik elde etmiş olabilirsiniz. Şu noktada işte HS değeri W'nun belli bir değerine göre HS 0,5 çıkıyordur. Burada azaltmıyordur diye düşünebilirsiniz. Şurada da işte pratikte olanla hazırlanan frekans tepkilerinin kırmızı ile gösterilmiş şekli. Burada bant geçiren, bant durduran, alçak geçiren ve yüksek geçiren filtrelerin tepkisi. Şu 4 tane. 1, 2, 3, 4. Bu 1, 2, 3, 4 numaralandırmada şu yukarıdaki numaralandırmalarla aynı. Yani hangi numaraya bakmak istiyorsanız onun grafiği yukarıda. 1, 3, alçak geçiren, 3, bant geçiren, 2, yüksek geçiren, 4, bant söndüren ya da bant durduran diye düşünebiliriz. Filtrelerde bu temel konuyu anlamak önemli. Sonrasındaki konuyu anlamazsanız da belli bir temel oluşturduktan sonra birinci, ikinci olmadı, üçüncü, dördüncü seferde anlarsınız. Çok sıkıntı değil bunlar. Sonraları zaten bildiğiniz op-amp devreleri. Artık op-amp devrelerine göre filtreleri nasıl tasarlıyoruz onlara bakıyoruz. Şimdi burada bir alçak geçiren bir filtre var. Burada bu filtrede girişimiz VI, çıkışımız V0. VI yalnız burada dikkat edelim. VN bacağından bağlanmış op-amp'a. Yani op-amp'ın evren kısmından verilmiş. Bu durumda sinyalin kazanç katsayısı da olduğunu düşünebiliriz. Burada biz HS dediğimiz o transfer fonksiyonu çıkarttığımız zaman bu transfer fonksiyonundan kastımız yine V0 bölü VI'yi bulmak demektir. Ama bunu nerede buluyoruz? S domaininde. Şu içeride bir S var farkındaysanız. Bu S bizim S domainini gösterir. Ve dirençleri ve kondansatörlü olan devrelerde direnç gibi hesap yapmak için kondansatör girdiğinde şimdi devrenin integral olayına dönüyor. İntegralden kurtulabilmek için biz kondansatörü S domainine geçiriyoruz. Bu işlem nasıl yapılıyor? Buraya çok önemli. Buraya dikkatli olun. Dikkat edin. Kondansatör yerine 1 bölü CS yazıyoruz. S bizim S domainine geçtiğimizi gösterir. Biz bunu birliğinin bir nevi dirence dönüştürüyoruz. Laplace'ını alıyoruz. Bunu almamız için de kural şu. 1 bölü S çarpı kondansatörün değeri. Kondansatörün ismi neyse C gibi onu aldık. Artık bu 1 bölü CS dediğimiz değerimiz bizim bir direnç değerimiz gibi şurada işleme görecek. 1 bölü CS denklemimiz oldu. Artık biz bunu bir dirençmiş gibi düşünüp yani değeri 1 bölü CS'lik bir dirençi R2 ile birbirine paralel olduğunu düşünüyoruz burada. R2 ve aşağıda 1 bölü CS'lik bir direnç var. İkisi şu noktada baktığımız zaman kırmızıyla çizdiğimiz Z2 eş değer direncini aldığımız zaman sanki burada iki tane direnç varmış. Bunun eş değer direncini alıyormuşuz gibi hesaplıyorum. Eş değer direnç nasıl alınır? 1 bölü Z2 yani 1 bölü R eş diyorduk biz bunu hatırlarsanız. 1 bölü R2 artı 1 bölü
Direncimizin değeri. Direncimizin değeri artık neydi burada kondansatör için? 1 bölü Cs. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman Z eş denklemi C2 bölü R2 Cs artı 1. Burada C'nin değeri ayrı bir değer, kondansatörün değeri ayrı. S burada bize bir x katsayısıymış gibi düşünebilirsiniz. Yani A, B katsayısı gibi düşünün. Bu şekilde kullanın. S'in bir değeri yok. Sayısal bir değeri yok orada. Ama bu dönüşümü unutmayın. Dönüşüm yaptıktan sonra integralden kurtuluyorsunuz. Tamamen S domaininde matematiksel işlemle daha önce Opal'da nasıl bir devre çözümü yapıyorsak, analiz yapıyorsak aynısını yapıyoruz. Başka hiçbir fark yok. Şimdi bunu düşünüyorsanız bu şekilde bir dönüşüm yaptığımızı düşünelim. Yukarıda Z2 bir tane diyot direnç değerimiz var. Bu devre nasıl bir devreye dönüştü? Hemen formül kağıdımıza bakalım. Şu formüle dönüştü. Bakın eksiden geri besleme. Yukarısı artık R2 değil de Z1 ya da Z2 mi dedik oraya bakalım bir. Z2 demişiz. Z2'lik bir şeyimiz var. Direncimiz var. Burada da R1 var. Burada nasıl bir durum olur? Çıkışımız artık V in bölü V out bölü V in eşittir. Eksi R2 yerine biz artık eksi Z2 yazacağız buraya. Z2 bölü R1 olmuş olacak bizim için. Tabi başında eksi var, unutmayalım. Şimdi geçiyoruz filtremize. Eksi Z2 bölü R1. Bu bir çünkü eviren bir devre. Eviren de başına eksi geliyordu. Eşittir. Z2'nin değerini aşağıya olduğu gibi yazarsak eksi R1 olduğu gibi kaldı. Şu kısım R2'den sonrasındaki kısım zaten bizim Z2'mizi ifademize denk gelmiş oluyor. Burada bizim HS fonksiyonumuz yani transfer fonksiyonumuz artık eksi R2 bölü R1 çarpı 1 bölü R2 Cs artı 1'e denk gelmiş oldu. Bu S domaininde bir transfer fonksiyonu. Peki biz S domaininden frekans domainine geçmek istersek S yerine JV yazıyoruz. Bu durumda yukarıdaki denklem olduğu gibi aynı. Tek farkı bu S yerine JV yazılmış olması. Bunu geçirdiğimiz zaman biz frekansa bağlı olarak bir hesaplama yapabiliyoruz. Yani bastırmak istediğimiz frekansı zaman domaininde yani S domaininden JV frekans domainine geçtiğimiz için artık frekans domaininde hangi frekans bandı aralığını bastırmak istiyorsak tasarımımızı burada bu şekilde yapıyoruz. Bu kısma geldik. Şimdi şuradaki ifade artık parçalanıyor. Burada parçalama şu şekilde yapılmış. Birincisi H0 yani bizim kazanç katsayımız diye düşünebilirsiniz. Sinyal, gelen sinyal kaç kat arttırılacak ya da kaç kat azaltılacak. Yani normalde biz bunu 1 olarak düşünüyorduk. Şuraya bakalım. Şu kısımlar normalde H0. 1 yazan yerler. Bu 1 yazan yeri biz bir dirence bağlı olarak hesaplamaya çalışıyoruz şu anda. H yazan yeri eksi R2 bölü R1 olarak katsayıya bağlamışız. İçerideki ifadede ise şu 1 bölü RC JV artı 1 kısmını RC artı JV kısmını 1 artı JV bölü W0 yazıp W0'da 1 bölü R2C yani W0 yerine 1 bölü R2C yazdığınız zaman zaten soldaki ifadeyi elde ediyorsunuz. Bu bizim için kesin frekansı. Yani bu malzememizin hangi frekanstan sonrasını geçirip ya da geçirmemesini istiyorsanız bu frekansı bu şekilde hesaplıyoruz. W0 bizim için kesin frekans yani bu 2 pi f'e karşılık geliyordur zaten normalde. W0 ya da F0 diye düşünebiliriz bunu. W0 2 pi F0'a karşılık gelir. Burada da bastırmak istediğiniz frekansın noktasını belirler. Bunu yukarıdaki gibi bir transfer fonksiyonuna yerleştirirsek sol taraf H0 bizim kazanç katsayımız. Bunu mutlak değerin içine aldığımız zaman kaç kat kalacağını düşünüyoruz ki bir katta kalırsa bizim için o durumdaki sinyalleri geçiriyoruz demektir. O frekans bandındaki sinyalleri geçiriyoruz demektir. Mesela H0 şurası için işaretlenmiş. Burası bizim için 2 pi yazalım. 2 pi F0'a karşılık gelir. Yani F0 nedir bizim için? Kesin frekansı. Biz diyoruz ki mesela 20 Hz'den sonrasını geçirmek istemiyoruz. 20 Hz'de burada kalıyor. Şurası bizim için 20 Hz'tir diye düşünelim. 20 Hz'den sonrası artık geçirilmiyor. Ama kazanç katsayısı bakın idealde olmadığı için yani
dümdüz bir çizgi olmuyor. Normalde şu kırmızı kesik kesikle işaretlediğimiz noktada inmesi gerekiyordu. Ama böyle bir kaliteli bir filtre tasarlayamıyoruz. Aşağı doğru bir eğim söz konusu. Bu eğimin derecesi ise eksi 20 desibellik bir derece. Bu eksi 20 desibel olmasa bizim için birinci dereceden olduğunu gösteriyor. Desibelle eğimi, yani istediğimiz kesim frekansından aşağı doğru olan eğim, karakteristiğin aşağı doğru indiği eğim noktası bizim için filtrenin derecesini gösteriyor. Siz bu eğimi ne kadar aşağı doğru indirirseniz derece o kadar artar. Daha önce biz arttırdığımızda nasıldı? Bu dümdüz aşağı inmişti. Matlab'de yaptığımızda kaç çıkmıştı derecesi bakalım. Hatta diğer filtreye geçirelim. Çivi takipli tasarlasın. Yanlış mı yaptım? Filtreyi tasarladım. Bakın sol tarafta 106. derece yazıyor. Bunun eğim noktası yukarıdan aşağı doğru böyle sağa doğru eksi 20 desibellik bir eğimle gitmiyor da daha küçük bir desibelle iniyor aşağı doğru. Bu desibel eğimi, yani sağa doğru olan eğimin azalması filtrenin derecesini artırıyor. Sol tarafta 106. derecede olduğunu görüyoruz şu anda. Biz eğer bu eksi 20 desibeli eksi 40, eksi 60 şeklinde yavaş yavaş azaltırsak desibelin cinsi artar. Filtrenin derecesi artar. Eksi 40 desibel de ikinci derecedendir. Eksi 60 derecede üçüncü dereceden bir filtre olarak tasarlanır. Bu dereceyi de azaltabilmek için formüllerimiz var. Onlara bakacağız tekrar. H katsayımız nasıl hesaplanıyor? Eksi R2 bölü R1'den hesaplanıyor ki bu da H0'dı. Filtrede geçirmek istediğimiz noktadaki genliklerin katsayısı. Yani geldi. Bunu biz neyle çarpacağız? 1 ile çarptık, gönderdik. Demek ki aynısını geçirdik. Bu filtredeki bu noktadaki değeri geçirdik demektir. Gelen değeri biz 0,01 ile çarptık. Yani azalttık. Filtrenin şu köşedeki noktalarını azalttığımızı düşünüyoruz. Bu noktada azalıp gönderiyoruz. Demek ki biz burada bir genlikle azaltma meydana getirdik diye düşünebiliriz. Desibel bölü dek dediğimiz kısımda dekin açılımı dekattır. İngilizce birim olarak. dB de desibeldir. Desibeli genellikle ses ölçüm seviyelerinde görürsünüz ve logaritmik bir grafikte gösterilir. Örneğin lastik alacaksınızdır. Belki babalarınız aldığında görmüşsünüzdür. Lastiklerin üstlerinde bir etiket olur. Yakıt tasarrufu, işte A, işte kayganlık zemin B, işte başka ne var? Ses vardır bir de. O da desibel cinsinden yazar. İşte 69 desibel, 71 desibel, 72 desibel. Sayılar normalde birbirine çok yakın gibi gözüküyor olabilir. Ama her bir desibel ya da 3 desibel arasında 2 desibelde 3 kat ses katı fark ettiriyordu. Yani desibellerin birbirleri arasındaki geçişler gerçekte sizin fiziki olarak algılayabileceğinizden çok çok daha fazla ses katlarıdır. 1-2 desibellik ses farkı bile muazzam bir fark yaratır. O yüzden cihaz alırken, lastik alırken, özellikle araç lastikleri alırken bu desibel büyüklüklerine bakılır. Bunun dışında bu desibeli nerede kullanıyorsunuz? Örneğin klimalarda iç ünite sesi ve dış ünite sesi diye bir etiketleri vardır bunların. Derler ki evin içine koyduğunuz üniteden işte 65, 58 desibel çıkacak diye düşünelim. 58 desibellik bir ses var iç ünite. Dış ünitede ise 65 desibellik var diyorsun. Ya diyorsun ki çok bir fark yok. İşe yarar, ben alırım bunu diyorsun. Alıyorsun, içte bir sıkıntı yok. Gayet güzel çalışıyor. Dışarıda, ama dışarıda olduğu için dışarıdaki insanlara bir ses veriyor. Dışarıda klimaları görmüşsünüzdür. Bu normal klimalar. Bir de mobil klimalar var. Mobil klimalar şöyle, tek bir klima şeklinde çalışıyor. Direkt evin içine bağlıyorsunuz. İç ve dış ünite birlikte çalışıyor burada. Bunların birisinin gürültüsü 65'ti, diğeri 58'di. Katalogda diyor ki sistem 65 desibel içeride ses verir size diyor. Ama bu 65 desibelli gürültü o kadar bir muazzam gürültü ki yanında durmanız, yani çok büyük bir ses alacak içeri. Arabayla 130 kilometre ile giderken arabanın içeriye aldığı sesle eşdeğer seviyede bu. Yani bu desibel cinsindeki sayıların aktarımı, birbirine geçişleri, kademeli olarak ilerleyişleri muazzam bir farklılık oluyor. Ürünleri alırken herhangi bir elektronik bir şey alacağınız zaman buradaki katsayıları, parametrelerin ne anlama geldiğini, onların size vereceği işte konforu tek tek analiz etmenizde fayda var. Siz elektrik mühendisiniz. Her bir parametrenin, verilen birimlerin ne işe yaradığını çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Özellikle bu desibel mesela. Desibel de işte seste bir kullanımı ayrı, frekansta kullanımı ayrı.
Burada da frekansta ne için kullanıyoruz biz? Eğimi hesaplayabilmek için kullanıyoruz ki bu da logaritma ile birlikte alınıyor. Logaritmada şu H0 kısmında bakalım onu nasıl hesaplıyormuşuz. Logaritma V0 bölü VI. Bu da 10 tabanındaydı sanırım. 20 logaritma. Pardon. 20 ile çarpıyoruz. Belli bir hesaplama formülü var. 20 logaritma V0 bölü VI bizim için oradaki eğim, şu H0 kazancını hesaplıyor. Ayrı bir denklem olarak. Buradaki durum bu. Bakalım. 2, 3. Tamam. Şimdi devam edelim. Aşağıda ne kaldı burada başka? Frekans kesimini öğrendik. Şurada ayrıca VC frekans dediğimiz kesim frekansının 3 desibellik altındaki eğim bu şekilde işaretleniyor. Bu da bizim frekansımızın indiği nokta gibi düşünürseniz şu noktayla bu nokta arasındaki eğim farkı bizim için 20 desibellik bir şeye geliyor. Şu başlangıçtaki 0 ise 0 desibele karşılık gelir. Yani gürültünün sinyalin bastırılmadığı anlamına denk geliyor. Şu FC zaten bizim için kesim frekans olarak da düşünebiliriz tekrar FC. Yalnız başında 2 pi ile çarpılmış bir şekilde bu. Aynı şekilde şu W dediğimiz şey bizim yani X ekseni normalde bizim radyal frekansı yani açısal frekansı gösteriliyor. Açısal radyal 2 pi F şeklinde gösteriliyor. Yani frekans ekseni olarak düşünebilirsiniz. Genellikle ama W ile gösterilerek ekranlar anlatılıyor. Ama MATLAB ekranına bakalım. MATLAB'de burada aşağıda da x eksenimiz hertz cinsinden verilmiş. Bunu 2 pi'ye de dönüştürebiliyorsunuz. Ama biz frekans tasarladığımız için direkt frekansı görmek istiyoruz. 2 pi ile çarptığımız zaman bir de onu 2 pi'ye bölmekle uğraşmayalım diye. MATLAB'de direkt frekans ekseni olarak veriyor bize. Sol tarafta bakın magnitude dediği genlik anlamında desibel cinsinden de zayıflatmaya gösteriyor. 0 zayıflatılmadığını gösterir. Aşağı doğru eksi 80, eksi 90'dan sonraki sinyal bastırılmış demektir. Eksi 80'e kadar olan sinyal da eğer eksi 80'in altında yani eksi 20'de ise mesela buradaysa bastırılma demektir o. Kazanç katsayımız 1'di mesela. O şu kısmı 0.8 olarak düşünebilirsiniz. 0.6, 0.5 şeklinde yavaş yavaş aşağı giderek sinyaller belli bir katsayılarla çarpılarak çıkışa iletiliyor. Buradaki filtremizin giriş kısmı nereden vermiştik? Buraya dikkat edelim. Filtremizin VI opampın eksi bacağından verilmişti. Opampın eksi bacağından vererek de filtre tasarlayabiliyoruz. Artı bacağından vererek de filtre tasarlayabiliyoruz. Artıdan verdiğimiz zaman da farklı bir devre tasarımına ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi onu da bir sonraki dersin konusu olarak bırakalım. Buraya kadar sormak istediğiniz sorularınız varsa alalım. Yoksa dersi tamamlayabiliriz arkadaşlar. Ne işledik bugün? Aktif filtrelere girdik. Filtre çeşitlerini gördük. Pasif filtre, aktif filtreyi gördük. Alçak geçiren filtrelerden de bir tane aktif filtre tasarladık. Ama girişimiz nerede? VI girişimiz opampın negatif bacağından verilmiş bir şekilde. Tabi burada unutmuyoruz. Opamplarımızın artı ve eksi beslemeleri var. Yani V artı ve V eksi beslemeleri var. Fişe takmamız gerekiyor opampın çalışabilmesi için. Kesim frekansının nasıl hesaplandığını öğrendik. Yani kısaca bir şurada bir özet geçersem bu filtre için. Size bir alçak geçiren filtre tasarlayın denildi. RC filtre ve opampla birlikte bir filtre tasarlayacaksınız. Bu tasarladığınız filtrede direkt bu filtreyi kullanabiliyorsunuz. Size dediler ki mesela 20 Hz'lik bir sinyali bastıran bir filtre tasarlayın. O zaman şu aşağıda bizim 2 pi f dediğimiz kısım omega 0'da hatırlarsanız şu kısım. Burası 2 pi f eşittir. RC olacak şekilde R ve C'nin değerlerini öyle bir seçeceksiniz ki 2 pf'e çarpımına karşılık gelecek. Burada seçim yaptıktan sonra R ve C değerleri belli olduktan sonra yukarıdaki devreyi olduğu gibi kullanabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki bu devre 20 Hz'lik bir sinyali geçirir. Alçak geçiren yani 20'nin altını geçirecek, 20'nin üstünü geçirmeyecek şekilde kullanabilirsiniz. 0-20 Hz'i nerede kullanabilirsiniz? Biyomedikal sinyallerde PPG sinyali 0 ile 20 Hz arasında çalışır. Bu sinyale direkt ölçerken bir ucuna bir analog filtre tasarlayıp bu filtreyi koyabilirsiniz. Ama unutmayın sinyalde belli bir yerde böyle bir eğim olacağı için sinyalde zayıflatma yapabilirsiniz. O yüzden filtrelere koyduğunuz yerler sizin için çok önemli. Eğer zayıflatmaya göze alamayacağınız bir bilgi kaybına sebep olacaksa
yapmamakta fayda var. Sonraki aşamalarda sayısal olarak işte bilgisayar ortamında filtrelemek daha uygun olabilir şu şekilde. Burada MATLAB'deki herhangi bir sinyali çok rahat bir şekilde filtreleyebiliyoruz. Durum bu. Ya da daha yüksek bir kesimden filtreleyebilirsiniz. İşte 20 Hz değil de 100 Hz'te filtrelersiniz. Sinyal gelir zaten her türlü. Ama daha sonra bilgisayarda spesifik olarak çok daha kaliteli bir filtre tasarımıyla birlikte işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar bugünkü için. Sizin varsa sorularını alalım. Ben de notumu alayım kaldığımız yerin. Herhalde soru var mı? Yok gibi. Tamam. Ekran paylaşımını durduralım. Tamam, soru da yok gibi arkadaşlar. Yarın sabahleyin görüşürüz inşallah. Hayırlı günler.